Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi yapacağımız şeyi size izah etmeye çalışıyorum. Zaten başlıktan anlayacaksınız. Karşımızda Mükremin Bulut Bey var. Şimdi birazdan kendisini size tanıtacağım. Bildiğiniz gibi kanalımda belirli standartlara sahip projeler paylaşıyorum ve çok ciddi maliyetli villalar paylaşıyorum. Fakat çok fazla işte bu villayı ne kadara yaptırırız, nasıl yapılabilir, yapar mısınız gibi birçok soru geliyor bize. Bunları hani toplu olarak cevap vermek için böyle bir video çekelim diye düşündük. Bu videoyu izlediğinizde 4+1 240 metrekare büyüklüğünde belirli standartlara sahip ve kaliteli bir villanın yapım maliyetlerini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, normal bir villa ile bu villa arasında ne tip farklar olduğunu algılamanızı, anlamanızı sağlayacak bir video olacak. Bu videoyu bitirdiğinizde artık ne alacağınızı, ne, kimle çalışacağınızı ve neler talep edeceğinizi biliyor olacaksınız. Mükremin Bey benim yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Kendisi 20 yıldır inşaat sektöründe. Mekanik konusunda özellikle konuya hakim bir arkadaşımız. Kendi müteahhitlik de yapıyor, inşaat projeleri de var. Kendisine rica ettim, sağ olsun İstanbul'dan buraya kadar geldi. Hem beraber güzel vakit geçirdik hem de bu konuları paylaşıp bir çalışma yaptık. Aynı zamanda makine mühendisi kendisi. Yani bu konuda yetkili uzman, size birçok konuda net bilgiler verebilecek biri. Merhabalar Mükremin Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Şimdi ben temel olarak ne yapacağımızı anlattım aslında. Evet. Bize bir inşaat yapılırken ne süreçlerden geçiyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor anlatmaya başlayın. Ben de size yeri geldiğinde müşteri tarafında olup sorular sormaya çalışacağım. Böyle devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi öncelikle tabii bizim inşaat yapmak istediğimiz arsa ve bunun imar planı ile ilgili önce bilgi vermemiz gerekiyor. Biz şimdi ortalama 240 metrekare, iki katlı veya tek katlı bir villanın yapım aşaması da dikkat edilecek hususlar ve bunun gerçek maliyetini anlatacağız bugün. Şimdi ben şurada müdahale etmek istiyorum, kusura bakmazsanız. Şimdi bu video bir kere çok uzun olacak gibi geliyor bana. Sonuna kadar izlerseniz her şeye hakim olacaksınız. Faydalı bir video olacak, ders gibi düşünün. Şimdi ben şunu da detaylandırmak istiyorum. Bodrum'da genelde bana gelen telefonlarda tek katlı villa üzerine herkes. Tek katlı villa nasıl yapabiliriz? Herkesin hoşuna giden de bu. Ama iki katlı da yapılıyor, tek katlı da yapılıyor. Bunu neye göre karar vermek lazım? Benim kendi görüşüm, binanızı yapacağınız arsanın karşısında güzel bir manzara varsa iki katlı yapmak ve böylece bütün odaların deniz görmesini sağlamak veyahut da güzel manzaraya bakmasını sağlamak. Tek katlı olacak bir yapının çevresinde bir manzara yoksa, her tarafı eşitse tek katlı yapılabilir. Kullanım alanı belki daha rahat olur. Bu konuda sizin de görüşlerinizi alarak devam edelim. Ya burada önemli olan bizim şimdi binadan beklentimiz, yani ihtiyaçlarımız aslında. Yani iki katlı da olabilir, tek katlı da yapabiliriz. Siz burada sizin dediğiniz gibi bahçe, peyzaja bakış, havuz varsa havuzun bakacağı cephe, işte bir manzaramız varsa manzaraya bakan oda sayısı gibi detaylar var. Bir de evin kullanım amacı da önemli. Yani yaşlı insanların merdiven inçekte problem yaşayacak insanların yaşayacağı bir evse tabii ki tek katlı tercih edilebilir. Ama eğer daha farklı fonksiyonlar kullanmak isteniyorsa biz 240 metre 4 katlı bir villanın 2 katlı olmasını daha çok tercih ederiz. Çünkü bu sayede bütün odaların manzaraya bakan tarafta kalmasını daha rahat sağlayabiliriz. Diğer türlü daha zor olur. Bu biraz da mimari çalışmayla da alakalı. O nedenle ama maliyeti burada çok etkileyecek husus değil. Mutlaka bir farkı vardır ama böyle sizin bütçenizi sarsacak, tek katlı yaptığınız zaman çok afaki veya çift katlı yaptığınız zaman farklı bir tarafa fiyatları götürecek bir durum. %2-3 gibi herhalde. Gibi bir maliyet söz konusu olabilir. Yani sizin hesaplarınızı şaşıracak bir duruma sizi sokmaz. O nedenle bu tamamen sizin talep ihtiyaçlarınıza göre ve mimari çalışmanın en efektif nasıl olacağına göre arsa şekliyle de önemli olarak belirleyeceğiniz bir konu. Bu yapacağımız, tarif edeceğimiz villa yapısı bir dönüm arsa içerisinde olacak, değil mi? Evet, yani şimdi burada bir dönüm veya 500 metrekare. Burada önemli olan sizin imar durumunuz. Şimdi imar durumu da çok detaylı bir konu aslında. Şimdi çoğu tapuda emsal değerleri imar planında orada kaç kat olacağı yazıyor. Ama bunlar yeterli değil. Neden? Yani mesela sizin işte emsal değeri %50 olan bir yerde bir dönümde 500 metrekare veya %30 emsal olduğu zaman işte 300 metrekare gibi kabaca bir inşaat alanı hesaplayabilirken işte orada gabariniz, yüksekliğiniz yazar 650. Villa imarından bahsediyorum. Ama bu tamamen sizin gerçek imar planınızı vermez. Neden? Çünkü burada imar planına eklenen plan notları vardır. Bu her belediyenin
çalışma şekline göre değişiklik gösterebilir. Mesela burada kimisi bodrum kat açığa çıkmayan alanları emsale dahil, kimisi emsal dışı tutabilir. Havuzu emsale dahil veya dışı tutabilir. Sizin yapacağınız balkon, teras gibi çıkmaları veya çatı arasını emsale dahil kabul edenler veya emsal dahil dışı tutanlar olabilir. Bu da otomatikman sizin oradaki emsal değeriniz yazsa bile aslında sizin yapacağınız inşaatın kaba inşaat alanının metrekaresini etkileyen faktörler. O nedenle hani sizin herhangi bir emsal değerini biliyor olmanız aslında orada tam yapılacak inşaatın metrekare ve mimarisiyle ilgili size kabaca bir fikir verir. Ama detaylı bir çalışmayı ancak o bölgeye hakim plan notlarını bilen bir mimardan destek alarak öğrenebilirsiniz. Bu da önemli bir konu. Yani siz kabaca bir hesap yapmak isterseniz işte %30 emsalli bir yer bir dönüm 300 metrekare bir inşaat yapma hakkınız var diyebilirsiniz. Ama plan notlarıyla bu değişiklik gösterebilir. Şimdi ilk aşamada neyle devam etmemiz lazım bir inşaata başlamadan önce? Öncelikle tabii ki şimdi siz bir mimarla bir proje çalışması yapmanız lazım. Hı hı. Yani bu hem inşaatın tam metrekaresini ortaya çıkarmak ve bunun planının oluşturulması. Şimdi kaliteli bir villa yapmak istiyorsanız burada sizin ihtiyaçlarınıza göre burada bir mimarlık ofisi olabilir veya tanıdığınız bir mimar arkadaşınız olabilir. Bununla ilgili üstünde ciddi bir çalışma yapmanız lazım ki uygulama esnasında sizin yapacağınız bütün uygulamaların önden belirlenmiş olması lazım. Bu sadece oda metrekareleri, binanın şekli değil. Sizin bu sistemi kurarken bütün altyapınız, mekanik elektrik tesisatınız, havalandırmanız, bütün uygulayacağınız mimari detaylar hepsinin yerli yerinde ölçülü bir şekilde planlanması lazım. Bunları proje aşamasında tam doğru tespit edip belirleyemezseniz, işte şafların yeri, mekanik odanın yeri, salonun metrekaresi gibi bütün detayları belirleyemezseniz uygulamada mutlaka problemler yaşayabilirsiniz ve biraz problemli bir yapı elde edersiniz. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de bu. Yani biz projeyi çok iyi çalışmıyoruz. Çalıştığımız projeyi uygulamıyoruz. Onun için hep değişiklikler oluyor. Sonradan bazı geçişler için işte kolon delinen yerler, karotla tabliye delinen yerler. Bunlar yapıyı hem güvenlik açısından hem de dekoratif olarak bozan, kalitesini aşağı çeken unsurlar. Onun için projenin çok detaylı çalışılması, bütün odaların zemin, duvar, tesisat anlamında bütün detaylarının çözülmüş olması, ondan sonra uygulamaya başlanması projenin kalitesi açısından ve güvenliği açısından çok önemli bir konu. Yani aslında şöyle, bir arsam var, işte imar bu kadar, bir mimarlık ofisini arayayım ben burası hakkında bilgi alayım. Nedir dediğimizde aslında tam sağlıklı net bir bilgi veremez bize. Kaba bir fikir, Kaba bir fikir verebilir. Ama siz eğer yapmaya karar veriyorsanız bundan sonra detaylı profesyonel bir çalışma yapmanız lazım. Ve bütün bu çözümlerin yapılması lazım. Ve burada çok acele etmeye de gerek yok. Yani gerekirse bu iş uzayabilir, birkaç aya yayılabilir. Ama bu ne kadar daha sonrasında soru işareti bırakmayacak şekilde çözülürse inşaat o kadar hızlı ve sağlıklı yürür. Anladım. Belki mal sahiplerinin, arsa sahiplerinin merak ettiği şey vardır. Hani bunu mimarlık ofisine açıp ne diyeceğim, bunun bir maliyeti var mı, hangi aşamada ne kadar ücretler ödeniyor gibi şeylere bir açıklamanız olabilir mi? Şimdi şöyle, yani ilk başta kabaca bir benim yerimde kaç metrekare inşaat yapabilirim bilgisini herhangi bir ücrete dönmeden kendiniz veya böyle çok basit öğrenebilirsiniz. Ama bunu eğer böyle detaylandırıp bir proje haline dökmek isterseniz, uygulama projesi veya onaylanmış aynı proje, belediye projesi, bu o zaman tabii bir ücret mukabilinde yapılan işlemler. Bununla ilgili fiyat vermeyi şöyle doğru bulmuyoruz. Bu tamamen anlaştığınız mimarlık firmasına, onun bulunduğu bölgeye. Şimdi sonuçta bu belediyeye yatan harçlar var. O belediyenin bu harçlardan talep ettiği rakamlara göre değişir. Şimdi birçok video var. Burada herkes kendi bölgesine göre bir takım rakamlar paylaşıyor. Ama bu geneli maalesef oradaki rakam tutmaz yani. Her bölge farklılık gösterebilir. O nedenle biz bugün özellikle anlattığımız villanın yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonra bu yapısal özelliğe sahip bir villanın ortalama döviz bazında maliyetini söyleyeceğiz. Ve bunun işte kaba inşaat, mekanik, elektrik, ince gibi kırılmalarda yüzdelik dağılımını vereceğiz. Burada bir fikir herkes elde edecek. Yani bunun ortalama bir maliyeti veya biz anlattığımız özelliklerden kısarsa bunu hangi kalemlerden kısabilir ve ne kadar aşağı çekebilir? Dolayısıyla burada bence şöyle bir tecrübe edinecekler. Ben hani Mülkemin Bey'le daha önce de bu konunun üzerine konuştuk zaten birkaç saat. Evet. Orada benim edindiğim temel bilgi şu. Bir
mimarlık ofisine telefon açıp veyahut da işte birileriyle görüşüp, müteahhitlerle görüşüp fiyat almanın hiçbir anlamı yok. Bu tamamen sizin yapılacak olan projeniz, talepleriniz, içerideki kablolamasından kullanacağı harca kadar her şeyin çok değişkenlik gösterdiği bir ortam. Evet. Dolayısıyla ben işte 300 metrekare inşaat yapacağım, sen metrekaresini ne kadar yapıyorsun diye bir müteahhide soru sorduğunuzda size verdiği fiyat sizin hayalinizdekiyle kesinlikle alakası olmayacak. Evet. Ve çok değişken, yani %100 oranında fiyat farkı olabilecek seçenekler bunlar. Dolayısıyla sizin yaptıracağınız şeyi tam olarak belirleyip fiyat aldığınızda ancak bir şey çıkartabilir. Şurada şu kadar çıkar. Metre kablo kullanılacak, bu marka kullanılacak, şu termostatlar bu özellikle olacak. Bunu tam vererek ancak doğru fiyat alabilirsiniz. Dolayısıyla şu kadar mal ediliyor, bu kadar mal ediliyor gibi kafanızda bir şey olmasın. Özellikle bu benim videolarımdaki izlediğiniz villaların zaten belirli bir standardı var. O standartta bir yeri biz size tarif edeceğiz. Bunun evet. Tabii ki çok da altına mal edebilirsiniz ama gördüğünüz yerlerle üstüne alakası de, olmaz. Üstüne de çıkabilirsiniz. Yani şimdi villa birazcık özel ve kişiye özel yapılan bir şey olduğu için burada kullanılacak olan malzeme, binanın şekli, bütün bunlar fiyatı etkileyen konular. O nedenle normal bir daire inşaatı gibi düşünürsek orada çok basit bir fiyat çıkarılabilir. Ama villada iş farklı bir durum. Onun için bunu detaylandırılıp tam ne istenilen şeyin belirlenmesi, ona göre fiyatın çıkarılması. Ama biz bugün ortalama kalitedeki bir villanın güncel gerçek fiyatını çıkarmış olacağız. Buradan da insanlar daha düşük kalite veya daha üst kaliteye kadar nasıl bir maliyeti oluşacağını kendi içlerinde değerlendirebilirler. Tamam, şimdi projeyi birinci aşama anladığım kadarıyla. Proje aşamasını biz anlattık aslında demin. Şöyle buraya birkaç şey ekleyeyim ben. Şimdi villa projesinde bizim kendimiz yani böyle bir şey tasarlarken veya eş dostla konuşurken böyle bir yapı yapmak istediği zaman bizim önerdiğimiz hususlar var. Onları basitçe ben anlatayım. Tabii kesinlikle villanın mimarisi kişinin kullanım ihtiyaçlarına göre belirlenir. Ama genel ortalama bir yargıdan hareket edersek biz villalarda genelde giriş katında iki katlı olarak bahsediyoruz şu an. Giriş katlı geniş bir salon, minimum 40 metrekare, daha büyük olabilir. 20-24 metrekare gibi bir mutfak ve bunların kesinlikle peyzaja, havuza, varsa öyle bir cephesi ikisinin de buraya bakıyor olacak şekilde ve bunların cephelerinin komple cam olmasını istiyoruz ki manzarayı kesmesin. Bu şekilde dizayn edilmesi ve eğer yerimiz varsa bir misafir odası veya çalışma odası olarak kullanabileceğimiz bir 14-15 metrekare kadar girişte bir oda, ortak bir WC banyo ve bodrum katımız burada olmadığı için ya eklenti alanında veya villanın içinde bir mekanik oda. İşte ısıtma sistemimizin ve diğer ihtiyaç olan mekaniklerin çözülebileceği bir oda. Üst katta da 3 tane kendi ebeveyn banyosu olan mimari dizayna göre yatak odası tercih ediyoruz. Ama eğer üçünde ebeveyn banyo çıkaramıyorsak, şimdi ana yatak odasında kesinlikle kendine özel bir banyo, giyinme odası. Diğerlerinde ortak banyo kullanabiliriz. Tabii mimari plan çok iyi çözümlenirse burada 4 tane de yatak odası çıkarabilir. Veya 3 tane güzel yatak odası, bir tane çalışma odası da çıkarabilir. Veya üst katta bir tane ufak çamaşır odası çıkarabilir. Bunlar tercihlere bağlı olarak değişebilir. Eğer 3 katlı bir villa düşünürsek genelde biz bodrum katı bu tarz işte mekanik oda, çamaşır odası, ütü odası olarak kullanacak yer. Veya eğer evde çalışan bir hizmetliniz varsa, çocuk bakıcısı, onun özel banyosunun ve yatak odasının olacağı bir alan, sauna, işte ortak çocuk oyun alanı veya sinema odası olarak kullanabileceğiniz mahaller olarak da çeşitlendirebiliriz. Güzel. Şimdi sırada ne var? Projeyi bu şekilde planladık ve mimarlık ofisine başvurduk. Bize bir çizim yaptırdı. Bir iki üzerine çalıştık. Evet. Belediye harçlarımızı falan ödedik. Şimdi ruhsatımızı aldık. Ruhsatımızı aldık. Evet. Şimdi inşaata başlayacağız. Şimdi inşaata ilk başlarken şimdi buraya kadar olan kısım aşağıda yukarı da olsa bir aralık veremez miyiz fiyat olarak? Yani şöyle yapabiliriz. Her koşulu göz önüne, yani Ağrı'daki bir adam da, Bodrum'daki veya iyi bir semt Çeşme'deki birinin de veya aralığını İstanbul'da veya İstanbul'da aralığını veremeyiz. Çünkü mesela İstanbul'da bir villanın harcı şu an ortalama tahmini söylüyorum. Bütün belediyelere göre değişmekle beraber 300-350 bin lirayken bu Ağrı'da 50 bin lira olabilir. Şimdi bunun nasıl verebiliriz? Verdiniz aslında istediğim yani şeyi. Yani yaklaşık vermiş olduk ama yani bunlar 50 tamamen 350 bin lira arasında sadece harç değişiyor. Mimarlığı da böyle düşünün. Evet. O da 50 ile belki 200 arasında değişiyor. Evet. Çalıştığınız mimarlık ofisine göre, kalitesine göre bunlar bir de göre değişiyor. Afaki rakamlar. Yani ya şimdi bunları ben baz almayın ama en azından fikir sahibi olun. Bağlayıcı olsun istemiyorum. Hani biri diyebilir ya burada öyle bir harç yok, ne diyor bu adam diyebilir. Onun önüne geçmek için
Bu rakamları vermeyi doğru bulmuyorum. Ama şunu yapabiliriz. Şimdi mimari proje ve kaba inşaat. Kaba inşaattan kastımız ne? Binanın betonarmesi ve tuğlaların örülmüş hali. Mimari proje, harfiyatın alınması, gerekli izolasyonların yapılması, kaba inşaatın, betonarmenin yapılması ve mimari dizayna göre iç ve dış cephe duvarlarının örülüp sıvanmasına biz kaba inşaat diyoruz kabaca. Hı hı. Şimdi bunun toplam maliyet içindeki oranı %35'tir yaklaşık olarak. Mutlaka değişiklik gösterebilir. Buradan yola çıkarak yüzdelik dilimlerle bunları netleştirirsek daha sağlıklı olur. Tamam. Şimdi biz zaten yapacağımız villanın özelliklerini anlattıktan sonra fiyata geçtiğimiz zaman orada zaten bu rakamlar daha net ortaya çıkacak. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Ruhsatımızı aldık. Arsadayız evet. Şu an. Arsadayız. Şimdi öncelikle tabii ki mutlaka bir harfiyat çalışması yapacağız. Yani iki katlı da olsa, üç katlı da olsa, tek katlı da olsa. Bu zemin ütüdü ruhsattan falan önce yapılıyor evet, değil mi? Evet. Aslında en önemli konu. Onu biz atladık. Onu hemen çok iyi hatırlattınız. Şimdi zemin etüdü çok önemli. Günümüzün de bu deprem konusundan dolayı en Türkiye'de çok ciddiye alınmayan diyeyim konulardan biri. Şimdi zemin etüdü kesinlikle çok önemli. Zemin etüdünün çok doğru ve profesyonel bir ekip tarafından yapılması lazım. Çünkü bu bizim yapacağımız binanın temelinin oturacağı zeminin sağlamlığı. Eğer sağlam değilse onun sağlam hale getirilmesiyle alakalı önemli bir konu. Bu nedenle zemin etüdü zaten mimari proje çalışması yapılırken yapılıyor ve zaten sizin projeniz buna göre projelendiriliyor. Onun için zemin etüdü aslında mimari projeniz çıktığı zaman zaten hazırlanmış oluyor. Çünkü projeniz de ona göre çıkmış oluyor. Ve eğer zemininiz bozuksa, burada zemini iyileştirmek için bir sürü çalışmalar var. Şimdi o çok teknik bir konu, ona girmeyeceğim. Bunların yapılması lazım. Ama bizim şu an çıkardığımız fiyat, zeminimizin sağlam çıktığını, iyi bir zemin üzerine iyi bir zeminde ve şunu da söyleyeyim, yani burada zemininizin çok yamaç olması, ciddi bir harfiyat ve perde beton çalışması yapmanız gibi durumlar da konumuzun dışında. Çünkü bunlar ciddi maliyetler ve tamamen arsanın yapısına, özelliğine göre de değişiklik gösterecek. Her şeyin iyi olduğu bir senaryoyu yani canlandırıyoruz. Biz böyle ortalama düzlükte zemininin iyi olduğu bir alanda inşaat yaptığımızı düşünüyoruz. Ve bunun işte projesi çıktıktan sonra harfiyat çalışması olacak. Harfiyat çalışmasından sonra harfiyat çalışmasından kalsız arsanın kazılması değil mi bu yani? Yani kabaca öyle. Yani bizim sonuçta yapacağımız metrekarede, oturum metrekaresine göre binanın sonuçta temelinin, bodrum kat varsa bodrumun gömüleceği kadar oranın harfiyatının alınması ve çalışma payı da bırakılarak biraz geniş alınması. Harfiyat işte buradaki toprağın arsadan uzaklaştırılması. Harfiyat alındıktan sonra temel çalışması başlamadan önce izolasyon en önemli konu. İzolasyonun çok doğru yapılması lazım. Burada hem temelin yanlarındaki duvarların izolasyonu hem de temel altı izolasyonu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada zaten temel veya perde duvarınız varsa bunlar da katkılı beton kullanıyor. Yani su geçirmez özelliği olan katlı katılarak beton kullanıyor. Artı dışına sürme veya herhangi bir yapısal kimyasalla bir izolasyon yapılıyor. Ama bunun yanında burada binaya herhangi bir yağmur suyu veya yeraltı suyu geldiği zaman bunun binaya biz geçmesini bu şekilde önleyebiliyoruz. Ama orada suyun kalmasını da istemiyoruz uzun zamanda. Çünkü bu sonuçta bir basınç etkisi olacak ve zamanla burada deformasyon neden oluyor. Onun için bu suyun da buradan uzaklaştırılması lazım. Bunun için de drenaj sistemleri yapılıyor. Hı hı. Özellikle temel altında, şimdi siz orada ne kadar işte membran gibi şeylerle temelin altına izolasyon yapsanız bile onun üstüne ciddi bir yük bindiği zaman o zaten orada parçalanıyor. Onun için tabii temel altında çok farklı izolasyon ürünleri var. Yani bu çok kendi başına bir konu aslında ama biz burada temel altında mutlaka drenaj sisteminin döşenmesini öneriyoruz yani. Yani şunu da hesaba katarak ilerleyelim. Biri bir arsa sahibi müteahhitle anlaştı, inşaat ilerlerken inşaata gidip kontroller yapıyor, müteahhitle konuşuyor vesaire. Her sürecin içerisinde gittiğinde nelere göz atması lazım? Yani burada mesela drenaj borularını döşüyor mu? Onun üzerinin mıcırlı altını kapatıyor mu? Ya bunların vesaire. Aslında varsa öyle diyorlar. Onları da verirseniz evet. İyi olur. Yani şöyle, bunların aslında sözleşme aşamasında bir şartname oluşturulurken bunların profesyonel kişilerden destek alınarak bunların şartnameye yazılması ve uygulanması gerekir. Onun için bunu kontrol mutlaka çok önemli ama
Bunların yapılan sözleşmede ve şartnamede de çok net bir şekilde yapılış şekliyle, tekniğine uygun bir şekilde yazılması Benim lazım. gördüğüm sözleşmelerde genelde görsel şeyler sözleşmesi Evet, yazıyor. Yani maalesef. Vitra şey musluk kullanacak, yerlere şunu kullanacak, şu Şu marka bunu marka. yapacak ama bu aslında bu çok aldatıcı bir şey yani. Çünkü Evet. esas sizi etkileyecek en uzun binanın ömrü boyunca sizi ya diğerlerini değiştirebilirsiniz ama temeli değiştiremezsiniz yani. Kesinlikle. Dolayısıyla o sözleşmede aslında bunların olup onların olmaması daha makul yani. Yani teknik konuların ve yapının güvenliği ve daha uzun süre sağlıklı hayatta kalabilmesi için bunlar önemli konular. Burada demirin, betonun kalitesi. Şimdi artık ülkemizde bu konuda yapı denetimler, betonların çok ciddi takip edilmesi belli bir seviyeye geldi ama bu özellikle su ve ısı izolasyonunun çok doğru yapılması lazım. Bu hem binamızın konfor olarak işte rutubet veya duvarın oradaki alçı sıvanın sudan dolayı şişmesi, onun deformasyonunu önleyeceği gibi hem de yapımıza demirinin paslanmaya karşı koruyacağından dolayı deprem veya binanın ömrü açısından da çok ciddi etki sağlıyor. Çünkü burada önemli olan demirin taşıyıcı burada demirdir yani. Demirin ne kadar uzun ömürlü ve sağlıklı beton içinde kalırsa o kadar güvenli olur. Çünkü özellikle depremlerde demirin esnek olmasını biz isteriz. Ki o hareketlerde ilk konumunu daha sonra tekrar aynı konumuna gelebilsin. Şimdi siz burada çürümüş, paslanmış, hem kalınlığı incelmiş hem de o esnek özelliğini kaybetmiş bir demirden bu taşıyıcılığı bekleyemezsiniz. Bunun için de izolasyonun çok iyi olması lazım. Onun Tamam. için de özellikle yan çevrelerin ve temel altı izolasyonunun drenaj sistemiyle kesinlikle yapılması artı orada herhangi bir oluşabilecek suyun da binaya gelmemesi için gerekli izolasyon uygulamasının yapılması lazım. Ki bu bize hem biz binamızın normal izolasyonunu yaptık hem de orada biriken suyu tahliye edecek drenaj sistemini yaptığımız zaman bizim binamız uzun bir süre sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilir. Gayet güzel. Şimdi temelimizi kazdık. Evet. Drenaj borularımızı döşedik. Gerekli İzolasyonu yaptık. izolasyonları yaptık. Uygun Şimdi ürünleri kaba seçerek inşaata geçiyoruz galiba. kaba inşaata geçiyoruz. Kaba inşaatı aslında zaten bütün statik projesinde belirtilen uygun şekillerde demirlerin bağlanma şekilleri de belli olarak yapılması. Bunu tabii bilmeyen birinin kontrol etmesi mümkün değil. Onun için siz şantiyede yapı denetim firmaları var. Bunlar zaten bir takip ediyor ama siz kendiniz de yaptırdığınız binayı kontrol etmek isterseniz burada bir mühendislik hizmeti satın almanız lazım. Yani konuya hakim, bu konularda tecrübesi olan bir mühendisin şantiyede aslında başından sonuna kadar zaten bulunması gerekiyor. Devamlı şantiyede takip edilecek. İşte oradaki demirin döşenme şeklinin doğru şekilde proje uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ederek binanın ana iskeleti olan işte birinci kat, ikinci kat bunların kolonları, kirişleri, tabliyelerinin betonlarının dökülerek demir işçiliğinin yapılması lazım. Bundan sonra işte günümüzde en çok konuşulan bu depremden dolayı beton kalitesinin zaman içinde bozulması, işte bu sulama konusu çok önemli. Bu yapılıyor mu, yapılmıyor Sulamayı mu? isterseniz biraz anladım. Ben sizden dinlediğimde çok hani yeni bir şey öğrendiğimi hissettim. Bu kimyasal tepkime vesaire bu Evet. şey bir parça anlatırsanız iyi olur bir iki. Çok kısa geçeyim. Sonuçta beton döküldüğü zaman o zaman içerisinde bir kimyasal tepkime orada oluyor. Hem bu kendi donma sürecinde betonun hem de demirle daha iyi kaynaşması süresinde ve burada bir ısı oluşuyor. Kimyasal tepkimeden dolayı bir ısı ortaya Evet. çıkıyor yani. Şimdi bunun sulanması lazım bu betonun. 3 gün, 5 gün hava şartlarına ve bulunduğu yere göre ki bu betonun sağlıklı bir şekilde donmasını sağlamak için. Hatta siz bir tabir kullandınız yani beton yanmasın diye. Çünkü bu kimyasal Evet. tepkimeden dolayı beton yanıp kendi mukavemetini kaybedip işe yaramaz Evet. hale gelebilir. Şimdi burada tabii çok teknik tarafına girmek istemiyorum. Teknik terim de kullanmıyorum. Gayet herkesin anlayacağı halden. Yani bu betonu eğer biz sulamazsak bu bütün o dayanım gücünü kaybediyor. Ve çok basit elinizle ufalayabilecek veya bir çekişle vurduğunuz zaman dağılacak kıvama gelir. Bu da bütün dayanımı yok ettiği için hiçbir anlamı kalmaz o betonun. Onun için bunun döküldükten sonraki hava şartlarına ve duruma göre bunun belli aralıklarla çok düzgün bir şekilde sulanması lazım ki betonun gerçek dayanım gücüne, beklenen dayanım gücüne ulaşmasını sağlamamız gerekir. Tamam. Kaba inşaatı bu şekilde bitirdik. Bu zaten aslında çok fazla ince detayı olmayan, tekniği olmayan anladığım Aslında kadarıyla. tekniği olan
ama teknik kişilerin takip etmesi gereken bir uygulaması konu. Kolay olan bir şey en azından diğerlerine göre yani. Yani düzgün ekiplerle çalışırsanız uygulaması kolay. Görselliği olmayan, tamamen teknik detayı olan, düzgün bir şekilde yapıldığı zaman da hiçbir problemi olmayacak bir konu. Tamam. Kaba inşaatta bu şekilde bitirdik. Detay evet. Daha sonra gereken bu şeyler varsa başka ekleyebilirsiniz. Bittikten sonra bunları koruyucu kimyasallar var. Bunları kolon kirişleri sürebiliriz. Daha sağlıklı olur ki bunu tavsiye ediyoruz. Ondan sonra kaba inşaatımız bitiyor. Nasıl bitiyor? Ondan sonra da tuğla örümüne geçiyoruz. İşte burada tuğla kullanılabilir, yuton kullanılabilir. Değişik izolasyonlu tuğlalar var. Bunlarla binamızın dış ve iç bölmelerini... Yani en iyisini kullanmak zorundasınız diye bir şey yok. Bulunduğunuz yöredeki hava şartlarına, iklimine, işte durumuna göre bunu seçmeniz gerekiyor. Bunlar aslında işte bu mimarlık proje çözümünde bunlar doğru çözüldüğü zaman aslında bunların hiçbir soru işareti olarak kalmıyor. Sizin çünkü orada binanızın bütün detayı çözüldüğü zaman ısı transferine karşı yani binanızın ısıya korunması için bu gerekli tuğlanın özelliği veya yutongun veya izolasyonlu tuğlanın burada yapacağınız dış yapı izolasyonunun kalınlığı çeşidiyle ilgili bütün çözümler yapılabilir. Ve bu zamanda çok doğru yapıldığı zaman uygulaması da çok büyük hız ve kolaylık sağlar. Onun için bütün bu tartışmaların proje aşamasında yapılmasını biz öneriyoruz. Yoksa evet binamızın dış cephesi bitti. Şimdi buna nasıl bir izolasyon yapalım, nasıl bir tuğla veya yuton kaplayalım dediğiniz zaman bu her aşamada bunu tartışmanızı getirir. İşte dış cepheyi nasıl yapalım, çatımız nasıl olur? Bunların proje aşamasında... Hiç projeye geliyor yani. Proje evet. Tarafında iyi... Bir ekiple çalışırsanız profesyonel, bütün ürünlere hakim, sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecek sistemler ve çözümlerle bu iş neticelendirildiği zaman sonrasında iş çok daha pratik ve sağlıklı olur. Tamam. Şimdi tuğla örümünü yaptık seçtiğimiz malzemelerle. Evet. Sıradaki çatımızı kapatabiliriz bu sırada. Ondan sonra çatıyı kapatıyoruz artık. Evet. Ya bu değişebilir. Dış cepheyi yapabiliriz sonra ama çatıyı kapat. Çatıyı nasıl yapabiliriz onu anlatalım. Çatıda da bir sürü çeşitli uygulamalar var. Sizin ama eğer dubleks çatı katı aranız yoksa, orası boşsa kesinlikle oraya bir ısı izolasyonu yapmanız lazım. Bunun içinde bir sürü malzemeler var ama yanmaz taş yunu, bunun en pratiği. Onu serebilirsiniz oraya. Bu çatı olsa bile o aradaki havanın ısısının veya soğukluğunun dairenize etkisini azaltacaktır. Ondan sonra çatıyı yaparsınız. Çatıda işte OSB arasına herhangi bir izolasyon, sonra tekrar bir OSB, üstüne de mebran, shingle veya kiremit döşeyerek çatınızı yapabilirsiniz. Bu güneş enerji paneli falan konulacaksa o çatıya konuyor değil mi genelde? Evet, çatıya konuyor. Çatıyı da ona göre projelendirmek burada gerekiyor. Burada firmalar var. Yani güneş enerji paneliyle beraber hazır bunun montajını yapan. Çünkü onu deldiğiniz zaman çatıyı bir şey montaj ettiğiniz zaman onun izolasyonu yapılması lazım ki oradan su almasın. Bunu hazır yapan firmalar var. Şimdi çok marka ismi vermek istemiyorum ben, yönlendirme olmasın. Araştırılıp bulunabilir. Veya kendiniz de herhangi bir firmayla anlaşıp oraya panel koyup izolasyonu doğru yaptığınız zaman bir sorun yok. Bu izolasyon her yerde karşımıza çıkıyor yani. Herhangi bir işlem yapacağınız her şeyde izolasyona zarar verir mi diye bir düşünmek lazım yani. Kesinlikle yani çok önemli. Almak lazım ki diye. Yani bütün çatıya diyelim ki yani... Bir tane ata bütün binayı rezil evet, edebilir yani. 200 metrekare bir çatı yaptınız. Çok güzel yaptınız ama orada bir delik deldiniz, izolasyonunu yapmadınız. Oradan su aldı. Geri kalan 200 metrekarenin çok iyi izole olmasının bir esprisi kalmıyor. Yani izolasyon öyle bir şey ki hata kabul etmeyen bir konu. Onun için dikkat edilmesi gereken bir durum. Şimdi zaten çatıdan sonra dış cephemiz var. Dış cephemizde az önce bahsettiğimiz gibi bir izolasyon binamızı sarmamız lazım ısıya karşı. Bunun da bir sürü ürünleri var. Araştırılabilir. Kaplamada da bizim bahsettiğimiz villa standartında işte Sinterflex kullanabilir. Seramik kaplamalar var, kompozit malzemeler var, kompakt malzemeler var. Bunları yekpare kullanabilirsiniz, birbiriyle meç ederek de kullanabilirsiniz. Bodrum'da özellikle taş kaplama, taş villa. Şimdi uzun ömürlü istiyorsanız bu malzemeleri tercih etmeniz lazım. Bu malzemelerin ömrü uzun. O nedenle yani kaliteli bir villanın genelde dış cephe özellikleri bunlardır. Daha ucuz bir şey mal etmek isterseniz bir sürü daha dış cephe kaplamaları var. Daha ama bizim bahsettiğimiz standarttan en az bizim burada bahsettiğimiz olması lazım. Bu ürün gamlarından. Tabii şimdi şöyle teknoloji çok gelişti. Ürünler inanılmaz fazla. Biz şimdi burada belli başlarını sayıyoruz. Ama öyle dış cephe kaplamaları vardır ki çok daha farklı. Özel tasarımlar vardır. Tabii biz ortalama kaliteli bir villa için bildiğimiz kadar ürünlerden burada bahsediyoruz. Tamam, dış cephe kaplamasını da bitirdik. Dış cephe izolasyonu
Neyle yaptık? Straforla mı yaptık yoksa? Strafor yok artık. Strafor o bitti. Artık yanmaz malzeme kullanıyoruz artık. Zaten yönetmelikte böyle. Onun için yanmaz taş ünleri var veya daha farklı yanmaz özelliği olan izolasyon malzemeleri var. Bu da dediğim gibi sizin bölgenizin hava şartlarına göre o izolasyon kalınlıkları veya malzemenin ısı geçirgenlik kat sayısına göre, ürün özelliğine göre oraya bir kaplama yapıyorsunuz. Yani izolasyon yapıyorsunuz, onun üstüne de dekoratif bir kaplama. Tamam, aslında villamız bitmiş gibi şimdi artık. Dışı bitti, baktığımız dışı bitti, zaman evet, villamız hazır. Şimdi içine girip oturacağız zannediyoruz ama değil. Evet. Tamam, şimdi içeri geliyoruz. Mekanik kısmı mı başlıyor artık? Şimdi tabii içeride mekanik elektrik altyapısının yapılması lazım. Yani aslında binanın yaşayan sistemlerinin ve uzun süre görmeyeceğiniz, yani duvarın veya şapın altında kalacak veya tavan arasında kalacak, sizin çok görüp bir fikir sahibi olmayacağınız ama dairenizin, villanızın konforunu sağlayacak ve oradaki yaşamınızı kolaylaştıracak dizaynların yapılması lazım. Ve bunlar gömülü malzemeler olduğu için bunların da çok kaliteli ve doğru seçilmesi lazım. Çünkü bunların da geri dönüşleri çok maliyetlidir yani. Tespiti zor, yeniden yapması evet. zor. Yani şimdi birçok projelerde görüyoruz. Yani çok güzel mermer kaplamalar, işte masif parkeler yapılıyor. Ama altındaki bir tesisat borusu patladığı zaman maalesef bunların hepsinin kırılıp dökülüp yeniden yapılması lazım. Orada patlayan borunun tamiri belki çok basit, çok ucuz ama onu yapabilmeniz için yapmanız gerekenler çok maliyetli. Onun için bazı projelerde bizim de önerdiğimiz ve yaptığımız bu tesisat borularının bir kısmının, en azından sıyı tesisatın tavan arasından açıktan gitmesi. Yani alçıpanın arasından gömülmeden hem oradaki herhangi bir su kaçağının çok daha hızlı görünür hale gelmesi ve yapılması kolay. Yani yerden gittiği zaman daha riskli. Tabii bunun da maliyeti var. Ama doğru bir uygulama yapıldığı zaman tabii şap altı tesisat da yapılabilir. Şimdi tamam. Mekanik tesisata geldiğimiz zaman öncelikle bu da... Şimdi mekanik dendiğinde ben ilk başta anlamıyordum hani bana söylediğinde. Halbuki birçok şeyi kapsayan bir şey mekanik. Yani su tesisatını da, kalorifer tesisatını da içine alıyor, işte ne bileyim, yerden ısıtmayı, klimayı, hepsi mekaniğin içerisine giriyormuş. Evet. Dolayısıyla yangın mekanik varsa, dediğimizde tesisat anlamında boru falan bir şeyler bir yerden geçip gidecek de tamamen mekanik tesisatla alakalı. Havalandırma, bütün hepsi mekanik tesisat. Şimdi bizim anlatacağımız mekanik tesisat, gene bahsettiğimiz standartlara uygun bir villanın tesisatı. Bu otomasyon, yani akıllı ev sistemine uyumlu bir sistem. Şimdi bizim burada, bunun da kendi alt başlıkları var. İşte mesela sıyı tesisat, havalandırması, ısıtması ve soğutması kabaca. Şimdi mesela sıyı tesisatta bizim önerdiğimiz nedir? Bir kere kesinlikle boru çaplarının çok doğru seçilmesi lazım. Neden? Zaten artık günümüzde bu oturdu yani. Bu artık Türkiye'de özellikle bu segment projelerde sorun olmaktan çıktı bence. Doğru seçilmediği zaman... Yani şimdi 4+1 bir villamız var. 4+1 villanın içerisinde 4 tane banyo var. Yani 3-4. 3-4 banyo var. Bu 3-4 banyonun aynı anda sıcak suya ulaşılabilmesi hakkında şu an bilgi veriyorum. Sıcak su veya soğuk su. Evet. Burada sıcak suyu ayrıca anlatacağım. Burada 2 veya 3 banyonun aynı anda veya 2 banyonun bir mutfağın aynı anda su ihtiyacı olduğu zaman bunlarda debi ve basınç kaybı yaşamaması için bu boru çaplarının çok doğru hesaplanıp uygulanması lazım. Burada sıcak suda da sonuçta biz kesinlikle villalarda boilerli, yani hazırda sıcak suyu bulunduran sistemleri öneriyoruz ki aynı anda dediğimiz gibi kullanıldığı zaman sıcak suyun aynı konfor şartlarında kullanıcıya ulaşması. Ayrıca şöyle önemli bir nokta var. Şimdi 2 veya 3 katlı villalarda veya tek katlı villalarda sizin ısı merkezinizin, sıcak suyun bulunduğu, boilerinizin bulunduğu mahalle, sıcak su ihtiyacınızın olduğu banyo veya mutfağın buna olan mesafesi uzayacağı için burada biz resirkülasyon hattı kuruyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu normal şartlarda siz herhangi bir lavaboda sıcak su ihtiyacı olduğu zaman, lavaboyu açtığınız zaman eğer resirkülasyon hattı olmazsa ısı merkeziyle sizin kullanacağınız yer arasındaki borunun içindeki su zamanla soğuyacağı için siz bunu açtığınız zaman öncelikle bu soğuyan su akacak. Ondan sonra arkasından gelen su gelecek. Bu da hem oradaki su israfı hem de enerji maliyeti. Resirkülasyon hattı da bir ring hattı yapıyoruz. Hı hı.
bu belli bir aralıklarla orada sıcak suyu devamlı kendi içinde döndürüyor ve siz herhangi bir yerde sıcak suyu açtığınız zaman birkaç saniye içinde hemen sıcak suya ulaşmanızı sağlıyor. Bu hem enerjiden hem de su sarfiyatından tasarruf sağlıyor. Günümüzde de suyun ve enerjinin çok kıymetli olduğunu düşünürsek önemli bir detay bu. Pis su tesisatında da sessiz boru öneriyoruz. Bu birçok markanın sessiz boru tipleri var. Burada desibele göre farklı ürünler var. Tabii maliyet de buna göre artıyor. Bunu yaptığınız zaman işte herhangi biri duşu, WC'yi kullandığı zaman o atık suyu oradan uzaklaşırken borularda oluşacak sesi ve onun diğer mahallelerde olan insanları rahatsız etmesini engelliyor. Bu kalitedeki bir villada mutlaka sessiz PVC'nin, resirkülasyon hatlı sıcak su sisteminin kullanılmasını öneriyoruz. Isıtma sistemine gelirsek, ısıtma sisteminde de yerden ısıtmayı tavsiye ediyoruz Bu günümüzde. arada Mükremin Bey'in kendi firması Bulmer bu konu üzerine uzmanlaşmış ve büyük müteahhit firmalarla çalışıp bu mekanik işlerini Evet yapan bir yani firma. biz Yani konusunda mekanik uzman olarak anlatıyor şu an bölümü. evet yani mekanik ama ben burada çok teknik konulara girmeden hani insanların yani nihai tüketicinin anlayabileceği şekilde izah etmeye çalışıyorum. Yani bir mühendislik terimi ve açıklaması ve bilgisi paylaşmıyoruz aslında. Ben makine mühendisiyim. Mekanik tesisatta uzmanım. Yapsat müteahhitliği de yaptık. Şu an devam eden projelerimiz var. Bildiğimiz kadar burada paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi ısıtma sisteminde dediğim gibi yerden ısıtma tercih ediyoruz. Bunun da birkaç nedeni var. Bir kere konfor şartlarının daha iyi olması. Daha düşük ısılarda ısıtmayı sağlayabildiğimiz için zaten yerden ısıtmada 60 derecenin üstüne çıkmıyoruz ki bizim 45 ile 55 arası tasarımlar daha verimli oluyor. Bu da enerji tasarrufu sağlıyor. Konfor şartının çok daha iyi olduğu ve dekoratif olarak da herhangi bir ısıtma radyatörünün konacak yer bazen bulamıyorsunuz. Çünkü biz mesela başta da konuştuğumuz gibi salonun mesela bir veya iki cephesinin komple cam tasarladığımızı düşünürsek geriye kalan cephelerde radyatör için bir yer ayırmak problem olabiliyor bazen. Çünkü burada işte TV ünitesi başka dekoratif şeyler geldiği için hem mimari açıdan daha rahat hem de konfor açısından daha rahat. Ve biz akıllı ev otomasyonlarıyla bunları entegre ettiğimiz zaman daha konforlu oluyor. Bu bize ne sağlıyor? Tabii onu otomasyonun içinde de anlatırız ama işte bütün odaları hem ısıtmasını hem soğutmasını oda bazlı birbirinden bağımsız kontrol edebiliyoruz. Yani bir odanın derecesini 24 isterken bir odayı 20, bir odayı 18, bir odayı 26 derecede ısıtma şansı bize veriyor. Ve bunlar çok güzel sağlıklı çalışan sistemler. Ve bütün ısıtma, soğutma, aydınlatma hepsini tek panelde toplayabiliyoruz. Bu hem çok daha dekoratif anahtarlar, prizler sağlıyor hem de çok işlevsel. Otomasyonla entegre bir sistemle yerden ısıtmayı çözüyoruz. Klima Bu sisteminde yerden ısıtmada bana dün anlattığın bir şey vardı. Mesela böyle detayları öğrenin ki işlem yapılırken ne kadar çok dikkat edilmesi gerekiyor, ne kadar çok detay olduğunu kavrayabilin. Bu ısıtma için kullanılan boruların uzunluklarının eşit olması gerekiyor, cam kenarlarında Evet. daha az aralıklarda döşenmesi gerekiyor gibi konular vardı. Şimdi tabii çok aslında bunlar detayı olan konular. Yani hepsini burada paylaşma şansımız yok. Yani Şimdi ben sadece de fiyat odaklı gitmemeniz gerektiğini anlatmak için bunları söyletiyorum. Hatırlattığın iyi oldu. Çünkü ben hepsini o çok uzun bir video oldu. Yani bunun hepsinin kendi başlığı aslında bir video konusu. Ama biz hızlıca geçiyoruz. Ama bahsettiğin için yani söz ettiğin için hemen üstünden kısaca geçelim. Biz tabii buradaki boru metrajlarının birbirine yakın olmasını istiyoruz ve ona göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Şimdi orada yerden ısıtmada döşenen borunun birinin metrajının çok uzun olması, birinin kısa olması pardon, su direncin az oldu, kısa borudan daha hızlı dönerken uzun borunun direnci daha fazla olduğu için oraya çok gitmek istemez. Bu da otomatikman bir tarafın çok hızlı ısınması, bir tarafın ısınmada problem yaşamasına neden Ya oluyor. bir odanın içerisinde bir taraf ısınıyor, bir taraf ısınmıyor gibi olabilir Olabilir. yani. Kesinlikle olabilir. Ama otomasyonun şöyle bir avantajı var. Şimdi otomasyon bizim oda oda kontrol ettiği gibi
biz orada kolektör üstünde bunların debilerini de görebiliyoruz. Yani hangi boru hattının üstünden ne kadarlık debide bir su geçiyor onu da görüyoruz. Orada debi ayarı yaparak da bunları kontrol ederiz. Ama eğer siz böyle kaliteli bir kolektör kullanmıyorsanız, otomasyon da yapmıyorsanız kesinlikle metraj sizin için çok önemli ve oradaki bütün ısıtma alanının kullanacağınız boru metrajlarının birbirine yakın olması gerekir. Yoksa çok ciddi problem yaşarsınız. Ayrıca biz dış cepheye yakın olan özellikle cam kenarlarındaki boru döşeme sıklığını daha sık tutuyoruz. Yani 5 santimde bir onları döşüyoruz ki çünkü en çok ısı kaybının olacağı yer orası. Orada ısıyı kesip yani orada daha sık döşüyoruz 3-4 sıra. Ondan sonra normal standart işte normalde 15, 15-20 santim gibi ölçülere çıkabiliyoruz. Bu da önemli bir konu tabii ki. Bir şeyden daha bahsetmiştiniz hatırladığım kadarıyla. Yedekli ısıtıcı mıydı? O şeyle ilgili bahsetmiştim. Şimdi ısı merkeziyle ilgili. Şimdi sonuçta biz... Bunlar hep bakın maliyet yani. Sizin farkında olmadığınız maliyetler. Tabii ciddi verdiğiniz maliyet. Fiyatların içerisinde bunlar olmayabilir. Aldığınız fiyatlar. Evet evet. Yani bunlar markasına göre de değişiklik gösteriyor. Yani şimdi siz bir yerden ısıtma yaptığınız zaman bunu otomasyon uyumlu ve kaliteli bir markayla yapmakla daha otomasyonu olmayan bir sistemle ve daha uygun markalarla yaptığınız zaman fiyat farkınız yaklaşık 5'te 6'da 1 oranında geri gelir. O nedenle burada çok ciddi fiyat farkları oluşuyor. Yani. Müteahhit size fiyat verdi, yerden ısıtma var, var. İkisi de tabii. Var. Bunun şeyi markası, modeli ve sistemi nasıl çalışacak bu? Çalışma sistemi nasıl olacak? Bunlar fiyatı etkileyen önemli konular ve konfor şartlarınızı da etkileyen konular. Şimdi sonuçta biz sıcak suyumuzu, sıyı tesisatımızı, pis su tesisatımızı. Pis su tesisatımızı anlatmışken şimdi bir de banyolarda veya bodrum katlarda direkt doğal taze havaya ulaşamayan mahallelerle ilgili de havalandırma tesisatı öneriyoruz. Şimdi artık günümüzde çoğu banyoda böyle kaliteli konutlarda, villa veya normal konut veya iş merkezlerinde artık panjurlu veya pencereli sistemler kullanılmıyor. Burada biz mekanik havalandırma yapıyoruz. Yani bir fanlı sistem. Bunun da bir sürü sistemleri var. Yani siz bütün bu oradaki havayı çekmeniz gereken egzoz tahliyesi için ve taze hava için bütün mahalleleri birleştirip çatıya bir yere çıkarıp oraya bir tane fan da koyabilirsiniz. Ama bizim önerdiğimiz genelde villalarda her banyonun işte banyoya girdiğiniz zaman, elektriğinizi yaktığınız zaman otomatik çalışan bir fan. Bu görünür bir fan da olabilir. Dekoratif çok güzel fanlar var. Veya tavan arasında gizlenmiş ama işte böyle gemici anemostatlarla çalışan sistem de olabilir. Bunları kullanıyoruz. Siz banyoya girdiğiniz zaman, ışığınızı yaktığınız zaman bu devreye giriyor. Ve bunların timerlı olanları var. Bu ne işe yarıyor? Siz banyodan veya bu fan sisteminin olduğu mahalden çıktığınız zaman, ışığı kapattığınız zaman bunun kapanmasını da sağlayabilirsiniz veya buna belli bir zaman aralığı verip hani ben bu mahalleden çıktıktan ışığını kapattıktan sonra 2 dakika ile 30 dakika arasında bir zaman belirleyip siz o mahalleyi terk ettikten sonra da o fanın belirlediğiniz zaman zarfında çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Bunun dışında bizim önerimiz şudur. Bu mahal bazındaki fan sisteminin yanında çatıda da küçük bir fan. Bu da timerlı olabilir veya basınç farkına göre çalışan olabilir. Bunun sistemini belirleyebilirsiniz. Bu neden gerekli? Uzun süre kullanılmayan bu alanlarda orada bir kokunun birikmemesi için veya siz uzun zaman yazlık kullanmıyorsunuz işte aylarca kapalı kaldı. Gittiğiniz zaman böyle bir kötü kokuyla karşılaşmamak için belli zaman aralıklı işte 2 saatte bir 5 dakika veya 6 saatte bir 10 dakika gibi ayarlayarak veya basınç farkına göre çalıştırarak bu cihazları siz o mahalli hiç kullanmasanız ve oradaki içeride kullandığınız fan hiç devreye girmese bile belli zamanlarda çatıdaki fanla hafif bir akışla oradaki kokuyu tahliye etmenizi sağlayabilir. Klima tesisatıyla ilgili de birkaç şey söyleyeyim isterseniz. Şimdi klimanın bir sürü çeşitleri var. Ama biz genelde bu tarz villalarda gizli tavan tipi yani klimanın aslında iç ünitesini görmediği sadece emişin ve üflemenin yapıldığı ince slot menfezlerle çok daha şık, çok daha görsel uygulamalar yapıyoruz. Ve bunları tavsiye ediyoruz yani.
Bu hem konfor açısından hem de görsel olarak daha şık oluyor ve bir klima kütlesini herhangi bir duvarda görmüyorsunuz. Çünkü villada az önce de bahsettiğimiz gibi mutfakta, salonda, belki yatak odalarında bu çok problem olmayabilir ama bu tarz mahallelerde oradaki mimari dizaynı bozmamak adına bu tarz uygulamalar daha verimli ve efektif oluyor. Bunları da az önce bahsettiğim gibi otomasyon sistemiyle entegre ettiğiniz zaman bunları da istediğiniz zaman istediğiniz odaları farklı şartlandırarak kullanma imkanınız oluyor. Şimdi bütün bahsettiğimiz bu sistemlerin asıl ısıtmanın kalbi diyelim kazan dairesi veya cihaz odası. Şimdi burada biz bulunduğunuz bölgeye göre doğal gazlı veya ısı pompalı sistemler kullanabilirsiniz. Burada bizim önerebileceğimiz tecrübeye dayanarak, tabii bunun ekonomik boyutunu da düşünerek, şimdi doğal gazlı bir ısıtma cihazıyla bir boiler zaten mecbur şey yapıyorsunuz. Bunların bir de pompaları var, sirkülasyon pompaları. Sizin ısıtma sisteminizdeki sıcak suyu besleyen, boilerdeki sisteminizi besleyen sirkülasyon pompaları var. Bunların da tabii kaliteli markalarla gerekli teknik özellikleri sağlayan cihazlar olması gerekiyor. Ve bunları yedekli yapabilirsiniz. Bu yedekli yapmanızın maksadı şudur. Yani siz kışın ortasında bu pompa bozulduğu zaman sizin ısıtma sisteminiz otomatikman yerden ısıtmanız devre dışı kalabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bunu yedekli yapıp herhangi bir arıza durumunda yedeğini kullanıp daha sonra diğerini de yaparız. Ama mesela klima sistemimizde olduğu için yani ısıtma sisteminizde yerden ısıtma sisteminizde bir problem olduğu zaman yedekli yapmayabilir. İşte ısıtmayı klimayla destek bu süre zarfında da gerekli tamir işlemlerini de yapabilir. Bunun için seçtiğiniz ürünlerin servisinin sizin bölgenizde olması, iyi hizmet veriyor olması, bunun önce tabii sadece markaya takılmamak da lazım. Bulunduğunuz bölgede servisi tabii, olması servis çok önemli. Çok önemli. Yoksa problem olabilir. En iyisi bu deyip kalkıp onu koyarsınız. En ufak bir arızada belki bir ay servis beklersiniz evet. Yani. Pardon. Kesinlikle öyle. Bir de şimdi günümüzde artık her yerde doğalgaz var ama olmayan bölgeler var. Bunun için ısı pompalarını öneriyorum. Özellikle Bodrum mesela burada. Evet mesela burada doğalgaz her yerde yok. Yok. Hiçbir yerde yok. Ve yani. Uzun vadede ya benim şahsi öngörüm bu. 10 yıl içinde bu ısı pompalarının sektörde çok daha ciddi bir pazarın olacağını ve daha çok kullanacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Siz mesela Bodrum'dasınız. Isı pompasıyla ısıtmanızı yapıyorsunuz. Şimdi artık günümüzde şöyle teknolojiler var. Güneş enerjisinden, panellerinden elektrik üretebiliyoruz. Bunu siz ısı pompanıza entegre yaparak aslında bütün enerjiyi çok minimize edebilerek ilk yatırım maliyeti belki yüksek olabilir ama uzun vadede kendini amorti etme olasılığı çok yani yüksek. Yani doğalgazlı olan bir yerde dahi ısı pompası kullanılabilir. Çünkü evet. Elektrik üretimini sağlayacak bir alanınız varsa dolayısıyla bunu hem ısınmada hem aydınlatma her yerde birden kullanılabilir halde olursunuz böyle yaparsanız. Evet şimdi bunda da şöyle bir durum var. Kısaca bunu da özet geçeyim. Hibrit sistemler de yapabiliyoruz bu arada. Yani ısı pompamız var. Yanında da doğalgazlı küçük bir kazanımız var. Hani birbirine entegre de bunları çalıştırabilirsiniz. Ama tamamen ısı pompasıyla da çalışabilir ve bunu güneş enerji panelinden elektrik üreterek de kullanabilirsiniz. Şimdi buradan yavaş yavaş elektriğe de geçelim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi güneş panelinden elektrik üretimi çok daha hızlanacak ülkemizde. Yurt dışında da şu an bununla ilgili çok ciddi yatırımlar var zaten. Yerli bazı firmalar da çok ilerlemiş durumda. Yani, var. Bilinen firmalar. Burada tabii güneş enerji panellerinin verimliliği arttıkça bu çok daha rentable ve kullanılabilir hale gelecek. Ama şu anda da şimdi mesela bir villanın ortalama maksimum elektrik ihtiyacı 30 kilowatt civarında. Bu tabii afaki bir rakam, değişebilir yani ihtiyaca maksimum göre ama. Maksimum dediği bütün her şeyin aynı anda çalıştığı andan bahsediyorsunuz evet. Aslında. Bunu ısıtmayı da kattığımız zaman bu biraz daha yukarı çıkabilir. Yani diyelim ki maksimum bütün her şeyin aynı anda çalıştığı ütüler, zaman. İşte saç kurutma makineleri. Tabii bütün fırınları, her mutfaktaki fırını, bulaşığı, çamaşır makinesi, bütün aydınlatmalar, bahçe aydınlatmayı açtık, klimamız açık, ısı pompamızı açtık. 40 kW'a çıktık. Daha da fazla olabilir, daha da düşük olabilir. Ortalama gidiyoruz. Şimdi biz güneş panelinden elektrik üretim sistemini kurarken 40 kW'ı baz alırsak bu çok ciddi bir maliyet.
ve hiç de rantabl olmuyor. Niye? Biz en pik seviyesine göre bir üretim yapıyoruz. Oysa ki bu pik seviyesine belki de hiçbir zaman ulaşamayacağız. Bunun için genel olarak bir villanın asgaride devamlı kullandığı minimum kapasite baz alınıyor. Yani bir villada işte televizyon, birkaç aydınlatma, işte yazınsa klima, kışınsa işte ısı pompası gibi böyle standart bir şey aldığımız zaman bu yaklaşık işte 10 kW, 12 kW çıkıyor. Diyelim ama en fazla 15 olsun. Evet, yani zaten ısı pompası 240 metre yaklaşık 16 kW'lık monoblok bir cihaz olur. Bunun da tam kapasite çalıştığı zamanı düşünüyoruz. Ama şimdi biz 10 kW'lık bir enerji ihtiyacımızı karşılayacak güneş paneli yaparsak bu çok rantabl ve optimum bu nokta oluyor. Tabii bu verdiğim rakamlar 12 olabilir. Sizin kullandığınız villaya göre 8 olabilir, 14 olabilir. Ama ortalamasını söyle. Yani 10 kW'lık bir ihtiyacı karşılayacak güneş paneli kurduğunuz zaman bu her an size 10 kW veriyor ve siz her an o 10 kW'u kullanıyor olacaksınız. Ve onun için bunun ilk yatırım maliyeti ve geri dönüş süreci çok daha kısalıyor ve çok daha feasible bir hale geliyor. Örnek vermek olursak hani siz 10 yerine 40 kW'lık yer kullandığınızda bir kere 4 kat fazla panel koyacak yere ihtiyacınız var. Birincisi. Şimdi şöyle zaten. İkincisi maliyet olarak 4 katına çıkacak. Belki büyük cihazlar kullanıldığı daha için da çok fazla, daha da fazla artacak. Yani 1'e 4 değil de 1'e 6 olacak belki de. Evet. Dolayısıyla 10 kW kullandığınızda hem işinizi görecek bir şey yapmış oluyorsunuz hem uzun vadede kısa vadede kendini amorti edecek bir şey kurmuş oluyorsunuz. Kesinlikle. Ve şöyle söyleyebiliriz. Bir panel ortalama 0.55 kW enerji veriyor. Bir panelde tam bir metrekare olmasa da işte yan boşluklarıyla beraber 1 metrekare dersek 10 kW'lık bir ihtiyaç için 20 panele ihtiyacımız var. Yuvarlak hesap. Bu da 20 metrekare demek çatınızda. Hı hı. Bunun şu anki böyle maliyeti ne kadar? Yani tam net olmamakla beraber 10 kW'lık bir sadece güneş panelinden enerji üretme sistemini hı hı. kurduğumuz zaman elektrik enerjisi yaklaşık 20 bin dolar gibi ilave bir maliyet. Ya burada ben kendi benim villam yoktu. Arkadaşlarımın villalarındaki elektrik giderini söyleyebilirim şu anki. Kullanıldığı dönemde 15 bin lira civarında elektrik faturası ödüyorlar bu sene. Çok iyi. Aylık. Yüksek bir rakam evet. 15 bin. 7 bin ödeyen, 8 bin ödeyen de var ama güzel bir villada 15 bin lirayı buluyor yani. Evet. Tabii bunun ne kadarlık bir TL bazındaki tasarrufa karşı geleceğini hesaplamak lazım. Şimdi onu fikir olsun diye söyledik sadece. Değişkenlik evet. gösterebilir. Ama yani 10 kW'lık bir güneş paneli kurup buradan elektrik enerjisi üretmek isterseniz bunun yaklaşık maliyeti 20 bin dolar gibi bir rakam olur. Mekanik tesisat. Şimdi mekaniği kurduk galiba değil mi? Mekaniği bitirdik. Soğuk, yani senin atık, yerden ısıtma, klima, evet. bir de enerji konusunu da çözdük. Evet. Şimdi geriye devam ediyoruz artık fayanslar döşenecek. Elektrik ve otomasyondan çok kısa bahsedelim. Tabii elektrik tesisatı şöyle. Şimdi otomasyonlu bir bina yaptığımız için akıllı ev otomasyonu. Bunun zaten esprisi bütün anahtarlara, ışıklara, cihazlara hükmedebilmek. Bunun için bütün hepsine bağımsız hat çekilmesi, hepsinin modülünün ve sigortasının olması demek anlamına geliyor. Bu da elektrik altyapısının kablolama maliyetini bile ciddi yukarı çekiyor. 1'e şimdi, kaçtır mesela? Sıradan bir yani villayla. Ortalama bir rakam verirsek 1'e 5 gibi olabilir. 5 kat fazla bir maliyeti var otomasyon sadece sistemi. Altyapısının, sadece altyapısının, elektrik altyapısının. Kablolamadan bahsediyor. Kablolamadan yani 3 katla 5 kat arasında kablo maliyeti artıyor. Çünkü bunun siz, işçiliği var, süresi var daha evet, eklenecek. Maliyet artıyor yani bu oranlarda. Bu da neden? Çünkü her kontrol etmek istediğimiz cihaza bağımsız bir hat çekiyoruz. Hı hı. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Bu buradaki elektrik tesisat altyapısının çok daha güvenilir olduğu ve çok daha uzun ömürlü olduğu ve bir arıza olduğu zaman herhangi bir yerde bunun tespitinin çok kolay oldu. Çünkü her hat bağımsız olduğu için orada bir problem olsa hangi hatta nerede olduğunu çok rahat tespit edebilirsiniz. Yani her prizin, her ampulün, her cihazın ayrı ayrı bir hatta oluyor aslında. Oluyor. Her prizi genelde tamamen ayırmıyoruz ama her aydınlatmayı ayırıyoruz kontrol etmek adına. Bu da sizin villada ne sağlıyor? Oturduğunuz yerde. Bunun zaten tabletleri var dairede. Telefonunuza da, akıllı telefonlarınıza da uygulamayı indirebiliyorsunuz veya bilgisayarınıza. Buradan siz evinizde veya dışarıda bir yerde, internet bağlantısının olduğu bir yerde dairenizdeki istediğiniz
odanın ışığını kontrol etme. Oranın klimasını veya ısıtmasının çalışmasını, durmasını, ısı derecesini ayarlamanızı, aydınlatmanın veya otomatik kepenkiniz varsa veya pencerelerde otomatik panjur varsa bunları açmayı, kapatmayı, bahçe sulamayı aktif etmenizi, havuz ısıtmanızı devreye almanızı, bahçe aydınlatmanızı, yani bütün Belki evde kameralarınızı da tabii izlemenizi. bütün kameraları, bütün her şeyi kontrol etme şansı veriyor size tek bir uygulamayla. Tabii. Şey, otopark kapınız varsa onun açılıp Evet. kapanması. Hatta bazı özel kapılar var. Şimdi ben villalarda görüyorum. Cep telefonuna kapıyı açıp kapatabiliyor. Evet. Yani misafiri geliyor, temizlikçi geliyor. Onları açıp kapatabiliyor. Tabii yani cihazlarınıza, Özel bir şifre atayabiliyor. Bu şifreyle gir diyebiliyor. evet yani cihazlarınız, yani burada işte ısıtma sistemi, klima sistemi, zaten bunları kontrol edebiliyoruz. Ama bunun dışında sizin çamaşır makinenizi, kurutmanızı, fırınınızı da eğer akıllı ev otomasyonuna uyumlu cihazlarsa bunları da internet üstünden aç kapa komutlarını vermenizi sağlıyor. Ayrıca bunu istediğiniz senaryoları da üretebiliyorsunuz. Yani siz evden çıkarken işte bütün 2 veya 3 katlı veya 4 katlı bir villada oturduğunuzu düşünün. Hani evden çıkıyorsunuz, işte şu odanın ışıkları açık mı veya buranın ısıtmasına ihtiyaç yok. Bu dertleriniz olmuyor. Bir senaryo yapıyorsunuz. Tek tuşla işte bütün evin ışıklarını veya tatile giderken bütün otomatik panjurlarınızı tek bir tuşla, bütün aydınlatmayı tek bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Veya işte 2-3 gün evi kullanmayacaksınız. İşte gaz tesisatınız varsa doğalgazı kapıdan kapatabilirsiniz, suyu kapatabilirsiniz gibi. Hem güvenlik anlamında ve şimdi çoğu ütü yapan kişilerin, kadın erkek ayırt etmiyorum, İşte ütü yaptı evden, ha acaba ütünün prizini çektim mi? Prizde mi hala? Tedirginliği Benim ütü yaşayan. otomatik kapanıyormuş, onu anladım. Geçen geldim prizdeymiş. Öyle. Kapanmış. Şimdi bunları takıntı haline resim çekenler ben biliyorum. Bunu da mesela acaba öyle olduğu zaman telefondan girip işte bütün prizleri kapat deyip de bunu Kapatabiliyorsunuz. kontrol edebilirsiniz yani. Tamam, devam edelim. Otomasyonun böyle bir konfor ve güvenlik şeyleri var. Güzel. Avantajları var. Sırada neyi var şu an? Duvar kaplamaları falan var bu evlerde. Şimdi iş dizayna Bunlar da girdiğimiz çok büyük maliyet. Hani ben hatırlıyorum bir villada duvar kaplamalı ile kaplamasız arasında 250 bin euro fark vardı. evet. Şimdi burada şöyle, şimdi bir kere tavanlarımızı alçıpanlarla zaten, çünkü gizli tavan tiplerin klimalarımızı koyduk, onların kanallarını çektik. Oradan belki bir takım tesisat boruları geçirdik. Bunların görünmemesi için dekoratif bir şekilde aydınlatmayı da dekoratif bir şekilde sağlayacak bir şekilde alçıpanla kaplayabilirsiniz. Bundan sonra da işte sizin zemin, duvar, kaplamalarınız, boyalarınız devreye giriyor. Bu da tamamen ekonominizle ve görsel ihtiyaçlarınızla orantılı bir süreç. Bizim bu vereceğimiz fiyat tahmininde bunun standardı ne olacak? Ya Nasıl biz sarf şimdi edebiliriz? şöyle, duvarlarda herhangi bir özel kaplama düşünmüyoruz. Standart işte gerekli alçısının çekilip zımparası yapılmış, kaliteli bir boyayla boyanmış. İşte belki burada şeyde salonda işte bir veya yatak odasında bir iki duvarı kağıt kaplayabilirsiniz. Bu Dolaplar maliyeti. falan olacak mı mesela? Dolaplar tabii, onlar şimdi dolabı mobilya kısmının içinde kısaca geçeriz. Yani bu zemin kaplamalarında da masif parke kullanacağız. Yani onun fiyatı çıkacak. Burada tabii salonda, girişte şimdi salonumuz, mutfağımız var, büyük metrekare. Burada mermer uygulaması da yapabiliriz. Ama mermer uygulamasını yaparken kesinlikle bu konuda uzman, yani mermer konusunu bilen kişilerden destek almak gerekir. Çünkü şimdi siz mermerin desenini bir yerde beğenirsiniz ama bu belli bir ebatta. O şimdi büyük bir alana döşendiği zaman aynı hissiyatı verecek mi? Güzel duracak mı, durmayacak mı? Bunun için bunu kesinlikle önceden çizilmesi, araya geçecek bantların veya orada oluşturulacak motiflerin önceden çok iyi sizin mahallinize göre ölçeklendirilmesi, ona göre mermerin seçilip o mermer görselinde bununla meç edecek bitmiş halini siz bilgisayar ortamında görmeniz gerekir ki çok ezbere, ya bu mermer güzel, bunu gelin döşeyin dediğiniz zaman çok böyle sizi üzecek bir tabloyla da karşılaşabilirsiniz. Bu da önemli bir nokta. Hiç aklıma gelmezdi yani. Evet. Ben hep şey düşünürüm. Alayım,
ustayı çağırayım döşesin ya. Yok yani özellikle mermer de pahalı bir ürün olduğu için bir de belli bir ebatın motifi sizde var. Onun genele yayıldığı zaman oluşturacağı görsel ambiyans hayallerinizle örtüşmeyebilir, sizi üzebilir. Onun için bunun önceden bütün motifleriyle beraber araya atılacak farklı desenlerle beraber çizilip, ölçeklendirilip, bitmiş halini görüp eğer hoşunuza gidiyorsa ona göre bu mermer işine girmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında zaten masif parke rengine göre gidip seçiyorsunuz, onu döşüyorsunuz. Süpürgeliklerin tabii şık, kalın, özel tasarım süpürgelikler olması burada ben önemli. Gördüğüm bu süpürgelikler ahşap olduğu zaman havada burada işte yaz kış farkı fazla oluyor, yağmur oluyor, deniz kenarı hem rutubet oluyor. O yüzden oraya böyle mermer yapanlara rastlıyorum ahşap yerine ve Evet. daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum mesela. Yani tercih edilebilir ama bu orada ahşap süpürgelik kullanmaz anlamına, siz az önce bahsettim ya, binanın ısı ve su izolasyonunu çok doğru yaparsanız, Gerçi doğru. binanın havalandırmasıyla da ilgili bir problem olmazsa o zaman böyle bir sorunu zaten Değil, çünkü yaşamazsınız. oralarda göze batıyor. Hemen o Evet. Çünkü zaten süpürgelikler kabarıp köşe, hemen yerinden atıyor evet yani. işte orada bilin ki ya orada su izolasyonunda veya ısı izolasyonunda bir problem var ki bina orada problem veriyor. Onun için yani aslında her koşulda, her şartta istediğiniz konfor ve kalitede bina yapın, yeter ki buradaki sistemleri doğru çözün. Sonuçta denizde sıfır yalılar var. Tabii. İstanbul'da, İzmir'de, yurt dışında bir sürü yerde. Hollanda'da denizin üstünde yapılan binalar var. Şimdi bunlarda bu su, rutubette tuzlu su daha riskli. O zaman orada hiçbir şeyin doğru düzgün olmaması lazım. Ama işte bununla ilgili çözümler doğru üretildiği zaman orada mimari olarak istediğiniz dekoratif ürünü Bu tür kullanabilirsiniz. durumlarda bir garanti veriyor mu müteahhitler? Hani ben bunun izolasyonunu yaptım, böyle bir şey olursa arkasındayım gibi bir şey. Nasıl ilerliyor bu süreç? Zaten sizin anlaşmanıza da bağlı olarak, eğer birine bunu yaptırıyorsanız veya bir yerden bir konut satın alıyorsanız zaten müteahhitlerin yaptıkları şeylerle ilgili belli bir yıl garantisi altında hukuki olarak da. Ama tabii bu önemli olan, burada eğer kendiniz yaptırıyorsanız bunu önceden, gene en başa dönüyoruz proje aşamasına. Proje aşamasında bütün detaylar çözülüp, bütün sorunlara göre sistem çözümleri üretilip, bunların marka, model ve sistemleri şartnameye yazılıp, bunların doğru kontrolleri yapıldığı zaman bu sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Onun için işi en başta netleştirip ona göre uygulamak lazım. Mutlaka uygulamada farklılıklar, problemler çıkabilir ama bu ne kadar az olursa o kadar iyi. Tamam. Şimdi sırada ne var? Mobilya kalemini anlatabiliriz kısaca. Yani mobilya işte bizim ebeveyn banyolarımız, pardon, yatak odalarımızda bulunan giyinme odaları. Bunların mobilyaları var. Portmantomuz var girişte. Dresuvar yapacaksak dresuvarımız var. Salonda veya herhangi bir bölme yerlerde, mutfakta, banyo dolaplarında mobilyalarımız var. Bunlar tamamen görsel ve ihtiyaca göre tasarlanarak, konuşularak dizayn edilmesi, renk uyumları, malzeme seçimlerinin yapılması gerekiyor. Burada işte doğru firmayı bulmak önemli mobilya konusunda. Çünkü burada hani bir markadan mobilya almanız veya bunu ürettirmeniz de olabilir ama çok kaliteli iş yapan mobilya firmaları var. Kapılarda da bunlarla beraber paket çözüm üretebilirsiniz. İyi bir firma, referanslı bir firma. Ne istediğinizi biliyorsanız, derdinizi doğru anlattığınız zaman, projeli, çizimli bir şekilde ürünler önünüze geldiği zaman, bunu onayladığınız zaman uygulaması. Peki mobilya tarafında fiyatı çok düşüren veya zıplatan konular neler mesela? Yüksek Çok... kapıların maliyetleri bildiğim kadarıyla normal kapıya göre Tabii yüksek şimdi gibi. yani... Yani böyle birkaç tane tüyo da verebiliriz arada. Şimdi mesela oda kapılarında zaten biz belli bir standardı konuşuyoruz. Tabii bunun çok üstüne de çıkabiliriz yani. Yani bunun sonu yok çünkü. Ama standart kalitede bir yerden bahsedersek, burada şimdi kapıların belli bir boyu var. Siz bunu daha şık görünüşünü daha yüksek yaptığınız zaman, standart ölçünün dışına çıktığınız zaman maliyetler katlanarak gidiyor. Tabii şurada bende izledikleri videolardaki villalar işte 3,5 metre tavan yüksekliği olan, dün gezdiğimiz ciddi projede anlamda özellikle kapıları dış büyük kapı. olan falan yerler. Bunları insanlar gördüğü zaman anlamıyor aslında. Evet. Kendi villası yani yapacağı yerle kıyaslıyor. Bunu yapabiliriz, edebiliriz diye tabii, ama tabii. Dün yani belki orada iki kapı sizin bütün evin kapılarının pencerelerine evet. denk yani fiyatı. Dün gittiğimiz projede dış kapı özellikle oradaki evet. üreticiyle de görüştük. Yani müteahhit firmanın yetkilisiyle. Çok güzel bir kapıydı. Çok büyük, devasa. Çok da güzel uygulanmış.
400 bin lira gibi bir bedeli var. Evet. Siz şimdi iki katlı bir villa, ben de bunu yapayım dediğiniz zaman o kapıyı 10 bin lira veya 20 bin lira olarak düşünüyorsunuz ama adam ona 400 bin lira demiş. Yani tabii biz hani bir izleyicimiz bir videonun altına yazmıştı işte ben bunun aynısından yaptım 1 milyona mal ettim diye ama yani evin kapısı 400 bin lira. Kapıdaki verandayı hesapladık. O da aşağı yukarı 500 bin lira civarında. İkisi 1 milyon yapıyor zaten. Evet, size videoda 500 bin liralık kapıdan bahsetmiştik. Şu an o kapının oradayız. Bakın. Bu kapı yaklaşık 500 bin liralık bir kapı. Kilit sistemi. Kilit sistemi, kamera sistemi üzerinde. Kalınlığı görüyorsunuz. Ve boyu ciddi uzunlukta. Gayet büyük bir kapı. Burası da otomasyon sistemi. Bunu da görmüş olun. Her şeyi kontrol edebildiğiniz. Burası dört dörtlük yapılmış bir villa. Maksimum ne olabilir diye. Bizim size anlattığımız villa tabii ki bu standartta değil. Bu size örnek olsun diye, yani maliyetlerin nereye çıkabileceği anlamında bir örnek olsun diye çektik. Evet, çok özel tasarımlı bir yer burası. Hani kendisi kapıyla veranda malzemelerini alıp bir ev yapabiliyorsa. Tabii şimdi mesela havuz kenarlarında dek yapılıyor. Evet. Onun kaliteli markalarında yaptığınız zaman metrekaresi 100-120 euro arasında değişiyor. Şimdi siz 100 metrekare bir yer yaptığınız zaman 12-15 bin euro işçiliğiyle beraber. Yani bunlar hep bir maliyet. Bunlar tabii ilk bakışta konunun uzmanı olmayan kişiler bunları anlamıyor ama maliyeti etkiliyor. Mesela uzmanlık alanım olduğu için söyleyebilirim. Yani mekanik tesisat. Az önce bahsettiğimiz binanın mekanik tesisatı bugün TL bazında ortalama 1 milyon. Yukarıda çıkabilir, aşağıya çok düşmez. Siz şimdi bahsettiğimiz standartlarda ve özelliklerde yapmazsanız bunu 200 bin liraya da mal edebilirsiniz yani. Sonra şunu duyabilirsiniz ya, ben bunu 200 bin liraya yaptım. Tamam yaptın ama biz onu anlatmadık yani. Bizim yani bahsettiğimiz o değildi yani. Arabadan da şimdi arabayla hiç ilgisi olmayan birisi yani X bir markayla çok daha kaliteli bir marka, ya ikisi de dört tekerli ve işte ihtiyacı görüyor da diyebilir. Ama aralarında 2-3-5 kat fark olan otomobiller tabii, var. Tabii. Bu da onun gibi bir şey yani. Onun için isteklerinizin taleplerinize göre kurulacak sistemler ve bunların maliyetleri var. Şimdi aslında ne kaldı biliyor musun? Dış cephe bir de bitirdik. Bahçe, peysaj, havuz. Evet. Bunlar da var şu an yapacağımız villada. Var. Şimdi şöyle, havuzu ısıtmalı havuz. Zaten kazan dairesinde koyacağımız bir eşanjörle biraz kazanın kapasitesini yükselterek ısıtmalı havuz yapabiliyoruz. Bu ısıtmalı havuz deyince bu kış ayında, ocak ayında da ben havuza girebilirim anlamına gelmiyor. Yani bu mevsim geçişlerinde, işte mesela şu an Mart ayındayız. Şu an denize girmek çok olası değil. Ama eğer sizin ısıtmalı bir havuzunuz varsa hani onun suyunun sıcaklığı işte 24-26 dereceye çıkarabilirsiniz veya 22 dereceye, o havuzu kullanabilirsiniz. Isıtmalı havuz mevsim geçişlerinde, işte Mart-Nisan'da veya işte sonbaharda bir iki ay daha yani kullanma süresini uzatabilmek 8 adına. 8 derecede 10 derece atlayayım 25 derece havuzda durayım değil yani. Zor, çünkü neden zor? Şimdi sizin kışın İstanbul'dan örnek verelim, işte hava 8 derece, siz o havuzun suyunu 22 dereceye çıkarmanız için çok ciddi bir sarfiyat lazım. Siz ona göre ilk tasarımı yapıp ona göre kazan seçerseniz bu inanılmaz bir gereksiz maliyet. Onun için biz daha ara ölçülerde işte sonbahar, ilkbaharın geçiş dönemlerinde hani havuz kullanım sürenizi orada yıllık bazda 2-3 ay veya 4 ay daha uzatabilmek adına bir tık kapasite artırma yaparak daha az bir maliyetle daha verimli bir uygulama alabilmek. Burada havuzlar ortalama tabii. Peysaj dek alanı falan nasıl olacak? Şimdi geri kalan alanlarda peyzaj çalışması yapıyoruz. Şimdi bu dek alanına mermer kullanıyorlar, ahşap kullanıyorlar. İşte güzel malzemeler var, bazen onu kullanıyorlar. Neye göre seçilmeli yani? Ya bu da işte ihtiyaca göre ve oradaki görece malzemenin onda sağladığı hissiyata göre değişir yani. Ama şimdi havuz kenarında kaymaz ürünler istediğimiz için, çünkü havuzdan çıktığınız ıslak ayakla veya çocuklar orada koşturduğu zaman yani onun için kaymayan ürünler, ahşap görünümüne daha çok tercih ediliyor. Geri kalan yerde de işte yeşil alan, çim alanı. Tabii bunun ateş çukurları, bir sürü daha değişik şeylerle peyzaj alanını renklendirebilirsiniz. Ama ortalama şeylerde, birkaç villanın yan yana olduğu yerlerde veya etraftan görünme istemediğiniz yerlerde oralara
leylendiler. İşte çeşitli çiçekler. Limon servis limon, çok kullanılıyor. Evet, buralarda görüyorum. Zeytin ağaçları. Hı hı. Kullanılabilir. Peyzajda dikkat etmemiz gereken hususlar veya nasıl yapmamız gerek derseniz bir kere özellikle peyzaj alanının da drenaj sisteminin çok iyi olması lazım. Evet, bu neden? Da bu önemli. Evet, neden önemli? Çünkü siz orada yağmur yağdığı zaman orada bir su birikintisi çamurlaşmaması lazım. Yani siz yağmur yağarken bahçeye çıktığınız zaman da orada rahat yürüyebilir olmanız lazım. Bunun için de orada yağmur suyu geldiği zaman onu oradan drenaje etmesi lazım. Drenaje edemezseniz orada su birikintileri olur. Bu çamurlaşır ve oranın yaptığınız bitki veya çimini de bozar uzun vadede. Onun için alt drenaj sisteminin çok iyi olması lazım. Onun üstüne zaten kendi özel silis kumu, üstüne normal kum. Belli bir işte 45-50 santime kadar olması lazım ki diktiğiniz bitkilerin orada sağlıklı yaşayabilmesi için. Bu şekilde belli bir peyzaj mimarıyla çalışarak güzel bir tasarımla bir peyzaj alanı oluşturabilirsiniz. Bunların otomatik sulama sistemleri var. Bunları öneriyoruz. Bunları zaman saatine göre ayarlıyorsunuz. O kendisi suluyor, kapanıyor. Hem görsel olarak da daha güzel. Ve çünkü bunların gerekli su ihtiyaçları karşılanmazsa solma, çürüme gibi risklerini de önlemiş olursunuz. Tamam. Şimdi aslında birçoğu şeyimiz bitti. Garaj kapımızı falan da yaptırdık. Onda otomatik kapı, açılır kapı. Evet. Talebe göre yapılabiliyor herhalde. Evet. Şimdi, daha bir sürü detay var ama. Şimdi geçelim artık maliyete yani. Herkesin beklediği yere. Atladığımız mutlaka bir sürü detay vardır. Bayağı da uzun bir video oldu. Hı hı. Onun için... Ben izleneceğini düşünüyorum yani. Ya artık o izleyicilerin tercihi. Maliyetimiz ne çıkacak şimdi? Ya ben şunu demek istiyorum. Atlanılan konular olabilir. Hı hı. Biz bildiğimiz kadar, hatırımıza gelenlere kadar anlatmaya çalıştık. Şimdi Mükemmel Bey, maliyet konusuna gelelim. Evet. Bize bu anlattığınız standartlarda kaliteli ve gereklilikleri bütün hepsini içeren sorunsuz bir villanın maliyetini bize aşağı yukarı tarif etmenizi ve bunun yüzde kaçlık dilimlerle bu yapılan işlemlerin içerisine dağıldığını ifade eder misiniz? Tamam, çok güzel. Şimdi biz 240 metrekare gibi bir villadan bahsetmiştik. 4+1, 240 metrekare bir dönüm arsa içerisinde. Havuzumuz var, peyzajımız var. Evet. İşte az önce anlattığımız muhteviyatta bir villanın bugünkü maliyeti, döviz bazlı vereceğim. Çünkü buradaki bütün girdilerimizin %80'i döviz. O da dolar üzerinden. Dolar, euro doları yani. Ama döviz eksik. Bir de şunu söylemeliyim ben bu. Şimdi size verdiğimiz dolardan daha fazla da artabilir ileriki dönemde. Çünkü dolara gelen kur farkından daha fazla vergi de yükü olduğu için mala daha fazla ürüne zam geliyor. Tabii aslında. Ama, evet, size verilen fiyatı direkt 2 sene sonra bu videoyu izleyince dolara dolar çarpmayın yani aslında. Tabii. Çünkü dolarda %20 bir artış olduysa ürüne hem %20 temel fiyatına zam geliyor, üzerine bir de %30 belki vergi, gümrük vergileri vesaire geldiği için oradan da bir değerlenme kazanıyor. Daha da maliyetli olmuş olabilir yani siz dediğinizde. Şu var, yani bizim karşılaştığımız bir konu olduğu için söylüyorum. Şimdi ithal ürünler var burada kullanılan bir sürü. Sonuçta yurt dışında da ister İspanya, Almanya, yani ürünlerden Kanada. Bu ürünlerin olduğu ülkelerde de şu an enflasyon var. Yani dünyanın genelinde bir enflasyon durumu söz konusu olduğu için bizim euro bazlı aldığımız ürünlere euro bazında da zam geliyor belli zaman aralıklarıyla. Türkiye'de de euro arttığı zaman yani euronun %20'lik artışı TL bazında yansırken bir de euro ürününe euro gelen zam da yansıyacağı için bu euro bazında veya döviz bazında da fiyatları yukarı çekebiliyor. Artı bir de vergi yükü üzerine geliyor, o da arttırıyor. Evet, vergi konusunda ben çok hakim değilim. Oradaki vergi dilimlerini. Onun için onunla ilgili bir beyanda bulunmak istemedim. Ama sonuçta yurt dışında da enflasyon olduğu için döviz bazlı ürünlere de döviz bazında zam geldiğini bilmek gerekir. Evet. Şimdi kabaca bir hesap yapacağız biz şimdi. Burada bizim maliyetimiz metrekare başına 1200 ile 1500 dolar arasında. Biz bunu 1250 dolar alalım dedik. Tabii şunu belirtmek istiyorum. Burada bu rakamın üst sınırı yok. Siz öyle bir villa tasarlarsınız ki metrekare maliyetiniz 3000 dolara da gelebilir. Ama biz ortalama bir fiyattan bahsediyoruz. Bunu da 1250 dolarla 240'ı çarptığımız zaman... Bunun içerisinde peyzaj falan da dahil olmuş oluyor değil mi bu hesapta? Yani evet, dahil olur. Peyzaj havuzda bunun içerisinde. TL'ye dönersek ne yapıyor? Çarptığımda şu an 300 bin dolar yaptı. 300 bin dolar. Evet. 300 bin dolar havuz ve peyzaj içinde olabilir. İçinde olabilir.
Yani burada tabii tam net rakam konuşmak mümkün değil yani. Çok değişken var içinde. Kendi projelerimizde baştan bütün maliyetleri çıkardığımız halde işin sonunda %10'luk, %5'lik yanılmalar oluyor yani. O nedenle ortalama fiyattan 300 bin dolar gibi. Bu 300 bin dolar bunun arsa sahibi kendi yaptırısı olan fiyat bu arada. Evet. Bu birebir maliyet. Bu birebir maliyet. Yani demek oluyor ki bu siz bunu bir müteahhite verdiğinizde bunun üzerine bir de kar koyacak. Tabii. Ve siz inanın iyi bir müteahhitten daha iyi bunu muhtemelen organize edemeyeceksiniz. Çok bütün zor. Detaylara hakim olmanız bu mesleğin içinden gelmediğiniz için gerçekten çok zor. Bazı yerlerde de belki tereddüt edip ucuza kaçma psikolojik olarak olabilir. Hani onlarda da zarar edebilirsiniz. Aldığınız malların fiyatlarında fark edebilir. Ama müteahhit size burada şunu yapabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Maliyet kalemlerini sizle beraber satın alıp, satın almalar sırasında karının üzerine ekleyip size fatura edebilir. Bu da gayet şeffaf bir yöntem burada bence. Burada bir sürü yöntem var. Dediğiniz gibi maliyet artı kar veya ilk baştan total bir fiyat. Hı hı. Oturup karşılıklı anlaşmaya bağlı. Ama kendi yaptırmak isterlerse burada taşeron karları dahil bunda. Hı hı. Yani kabaca yaparken bunu bedava yapmıyor tabii ki. O da bir kar koyuyor. Sonuçta onu kendiniz yapamayacağınız için. Taşeron karlarının dahil olduğu ama ana organizatör müteahhit karının hariç olduğu maliyet bu. 300 bin dolar. Peki bunlarda müteahhitlerin kar marjı ne olmalı? Ne civarlarda geziyor? Yani şimdi o müteahhite göre tabii ki değişir. Müteahhitine göre, bölgesine göre değişir. Hı hı. Ama günümüzde bazı yerlerde çünkü bu ürünlerin tedarik edilmesi çok zorken personel bulması, konaklatması, efendime söyleyeyim malların tedarik edilmesi çok zorken bazı yerlerde çok kolay olabiliyor. Müteahhit de buna göre kar marjı koyabilir tabii ki. Yani Bodrum bölgesinde özellikle personel bulmak inanılmaz zor. Ürün bulmak çok zor, tedarik etmek çok zor. Müteahhitin bunu organize etmesi İstanbul'a göre çok daha zor yani burada. Evet, dolayısıyla burada buradaki müteahhit buna daha fazla kar isteyebilir. Çünkü bunları karşılamak için bir bütçe ihtiyacı olacak. Evet. O yüzden o da belirsiz aslında ama minimumda herhalde %20 ile %30-35 arasında değişiyordur. Evet, bu oranlar kabul edilebilir. Bu arada şeyden bahsetmişken kısa bir şey söyleyeyim orada. Yani şimdi Türkiye'nin genelinde bir kalifiye eleman sıkıntısı var. Evet. Özellikle bu dövizin çok yükselmesi, yurt dışındaki firmaların döviz bazlı maaş vermesinden dolayı çok yurt dışına giden arkadaşlar var. Onun için burada kalifiye personelde, usta anlamında her sektörde sıkıntı yaşanıyor. Bunu belirtmek isterim yani. Şimdi de deprem bölgesinde çok ciddi bir yapılanma başlayacak. Bu da diğer illerde hem malzeme hem de personel bulma anlamında ilave bir maliyet olacak. Ama tabii deprem bölgesindeki insanların bulunduğu durum şu an bütün ülkenin, bütün vatandaşların önceliği. Gerekirse her yerdeki inşaatlar bir süre durabilir yani. Evet. Yüzdelik dilimler görüyorum bunda. Bunları da eklemek ister misiniz? Yüzdelik dilimleri paylaştırmak istersek, şimdi biz kaba inşaatı, yani bahsettiğimiz mimari projenin tasarımı, harfiyat, kaba inşaatın yapılması, tuğlanın örülmesi. Bu bizim total maliyetin içinde %35'i teşkil ediyor. Eğer onu hesaplarsan 300 bin dolar demiştik. Hı hı. Total maliyet. 300 bin doların %35'i 105 bin dolar. Bu 105 bin dolar bizim kaba maliyetimiz. Hı hı. Buradan geri gelebilir misiniz? Fiyat anlamı. Hani daha uygun bir şey yapacağım. Burada çok fiyat geri gelmez. Çünkü burada kullanacağınız beton, demir, İşte yapmanız gereken izolasyon. Başta da söylediğim gibi burası zaten değiştirilmesi çok zor olan bir alan. Burada hiçbir şeyden kaçmamanız lazım. Burayı zaten hiç düşünmemek lazım. Bu Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapmanız gereken en önemli konu. Buradan zaten hiç taviz vermeye gerek yok. Ha, şu değişiklik olabilir. Proje maliyetlerinde değişiklik olabilir. Söyleşinin en basında bahsettiğimiz için söylüyorum. Yani burada çalıştığınız mimarın bölgeye göre farklılık gösterebilir. Belediye harçları farklılık gösterir. Buralardan bir miktar fiyat geri gelebilir. Ama total rakam içinde bu çok küçük olduğu için buna hiç değinmeyelim. Yani ortalama kaba inşaatınızın maliyeti 100 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra ince imalata geçebiliriz. İnce imalattan kastımız ne? İşte mobilyalar, kapılar, iç ve dış sıvalar, bölüntü duvarları, altyapı yapıldıktan sonra bunun üstünün şaplanması. Bu da yaklaşık %16 gibi bir rakama gelir. Yani bunu da 50 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. Burada mobilya kalemi önemli. Yani mobilya kaleminde ne kadar evi
inşaat aşamasında mobilyalarla, dolaplarla kaplarsanız mutfağına kadar büyük ve güzel yaparsanız bu fiyat yukarı çıkacaktır. Bu ucu açık olan bir kesim. Bu ucu açık olan 50 bin olabilir, dolar. 100 de olabilir yani. Bugün baktığımız zaman TL bazında 1 milyona yakın bir rakam. Hı. Bu standartta bir villada ince işlikte bunun da çok geri gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tamam, devam edelim. Yani kapılarınızı özellikle kaliteli seçerseniz. Dış cephe bizim ortalama maliyetimizin %10'udur. Yani bu da 30 bin dolar gibi bir rakama gelir. Bahsettiğimiz şeyde, bununla mesela fiyatı düşürebilirsiniz. Hı hı. Yani 10-300 bin dolarda %10, 30 bin dolar. Bugünkü yaklaşık 600-500 bin, 600 bin arasında bir rakama geliyor. Burada siz bahsettiğimiz kaliteli ürünleri kullanmazsanız, ya dış cepheyi daha ucuza mal edeyim derseniz bunu yarı yarıya, belki daha da fazla geri gelme ihtimaliniz var. Taş kaplamalar falan konuşuyor. Evet, bunları yapmazsanız bu fiyatı, yani maliyeti düşünmek isterseniz mesela bu kalemden geri gelebilirsiniz. Çünkü izolasyondan kaybımız yok, görsellikten kaybediyoruz. Evet, aslında izolasyonu yapacağız ama oradaki görselliği daha uygun malzemelerle çözebilirsiniz. Ama bu villanızın fiyatını etkileyecektir bence. Kesinlikle. Bence burada da kaçmamak lazım. Bir de şu var, yani ben hani genelde çok düşük maliyetli villalar yapıldığı videoları var. Hı hı. Onlara atıf yapmak için söylüyorum. Yani düşük maliyet yapmak istiyorsanız buradan kaçmak istiyorsanız buradan kaçın. Bu görsel bir durum. Ve ama bu da binanın ömrüyle alakalı. Yani siz şimdi bir seramik taş kaplama yaptınız ama bunun çok uzun yıllar ömrü var. Ama siz çok daha basit, belki 10 sene sonra bir daha dış cephenizi yenilemeniz gerekecek. Evet. Bu bilgiyi vermiş olalım. Çatımız ortalama %3'tür. Veya 5'tir. Bu aralarda gider gelir. 9-10 bin dolar gibi. Evet. Kene çatı yaparsanız bu fiyat yukarı çıkar. Tamam. Elektrik tesisatımızın maliyeti de %15 gibi. Bunlar tabii yaklaşık oranlar. Bu da 45 bin dolar gibi bir rakam. Bunun da detayı işte orada kullanacağınız elektrik altyapısı, oradaki sigortaların kalitesi, otomasyonun detaylandırılmasıyla alakalı. Orada kullanacağınız akıllı ev otomasyonun markası, onun tableti, tabletinin büyüklüğü, portatifi çıkıp takılabilir olması bu fiyatları yukarı götürebilir. Şimdi elektrik böyle. Ha, mesela elektrik tesisatını siz daha ucuza mal etmek isterseniz otomasyon yapmazsınız. Daha basit bir elektrikle çok daha ucuza bu işi mal edebilirsiniz yani. Burada tabii verdiğimiz fiyatlar da armatür fiyatları dahil değil yani. Bu tamamen altyapı fiyatı. Kullanacağınız aydınlatma ürünleri, spotlar bu fiyatların dışında. Mekanik tesisat %17. Yani yaklaşık 50 bin dolar gibi bir rakam. Burada da çok ciddi geri gelebilirsiniz. Eğer bizim bu bahsettiğimiz sistemi kurmazsanız az önce de dedim ki bunun 3'te 1 fiyatına hatta 4'te 1 fiyatına çok basit bir sistemle bu işi çözersiniz. Bütün odalara klima, havalandırma girmezsiniz. Salona, yatak odasına koyarsınız. Çoğu yerde yapıldığı gibi. Split koyarsınız. Dekoratif bir şey koymazsınız. Isıtma sistemini yerden ısıtma yapmazsınız. Yapsanız da akıllı ev otomasyonuna uyumsuz normal çelik kolektörler ve uygun fiyatlı malzeme. Çok ucuza mal edebilirsiniz. Yani bu da işte 50 bin dolar diyorsak buna yani 10 bin dolara düşebilir. 10-15 güzel dolar. Yani kaçılabilecek noktaları da hani güvenlikten ve şeyden ödün vermeden evet. Neler olabileceğini de söylüyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Ama buradaki tanıtılan villalarda bunlar tam aslında. Yani onu da göz ardı etmiyor. Tabii. Bu olması lazım. Hı-hı. Ama hani bütçeniz yetmiyorsa ya ben bu fiyatları nasıl aşağıya bu kadar elektrik, otomasyon, mekanik kalemlerinden, dış cepheden, mobilya kaleminden geri gelebilirsiniz. Evet. Burada peyzaj kalemi. Peyzaj kalemi de peyzajın şu an güncel rakamını söylemek gerekirse ortalama 1000 lira TL. Metrekare fiyatı. Metrekare 1000 TL. İşte 200 metrekare bir bahçeniz varsa 200-250 bin lira gibi bir maliyet olur. Güzel bir peyzaj. Bir dönümde aslında... Bir dönümde yani binayı işte 100-120 metrekareye kurduğumuz zaman araç otopark yeri, havuz, işte çekme mesafelerini düştüğümüz zaman 600 metrekare gibi net peyzaj alanı kalırız. O da 600 bin lira yapar. Yapar. İyi bir peyzajdan bahsediyoruz. Çok güzel bir peyzajımız olur 600 bin lira. Tamam. Herhalde başka kalem kaldı mı? Başka kalemimiz yok. Atladığımız mutlaka vardır. Burada doğramalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi doğru. O aklıma geldi. Şimdi biz doğramalarda yani bu pencere, cam sistemleri diyelim. Bunlarda çok büyük ölçüler kullandığımız için özellikle salon, mutfak, ana yatak odası gibi alanlarda bunların alüminyum doğrama olmasını öneriyoruz. Çünkü plastik doğramalarda çok uzun metrajlarda, büyük geniş pencerelerde
Zamanla deformasyon olabiliyor. Bu da sistemin çalışmasını etkiliyor. Alüminyum bu konularda daha dayanıklı bir ürün. Alüminyumda da şöyle bir şey var. Onu yaptığınız zaman diğer pencereleri plastik doğramadan yaptığınız zaman ral kodu aynı olsa bile ton farkları olabiliyor. Onun için tamamını alüminyum doğramadan yapabilirsiniz. Bu da bir maliyet. Ciddi bir maliyet. Plastik doğramaya göre. Ama sağlıklı ve uzun ömürlü olması için kesinlikle doğramanın alüminyum olması. Bizim bu villamız da alüminyum değil mi? Evet, bu villa da alüminyum ve oradaki cam seçimi de çok önemli. Şimdi mesela Bodrum çok sıcak bir yer. İşte bu villayı Kars'ta yapıyorsun, orası çok soğuk bir yer kışın. O camın ısı geçirgenlik katsayısına göre onların kalınlıkları var biliyorsunuz. İşte camların 3, 4, 5, 6. Arada boşluk var. İşte 6, 8, 10, 12. Ondan sonra bir cam daha var. Bunların işte kalınlıklarının, aradaki boşluğun doğru hesaplanması bölgenin ısı şartlarına göre, çünkü en çok enerji sarfiyatının olduğu, yani ısı geçişinin olduğu yer camlar. Bunun doğru seçilmesi enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır. Evet, ve konu havadan bahsetmiştim. Havada evet, şimdi genelde kuru hava var ama argon gazı basılmış camların daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Onun için tercih ederken özellikle bunu belirtirlerse daha sağlıklı bir uygulama yapmış olurlar. Evet, söyleşimizin sonuna geldik. Bir buçuk saatlik bir video oldu. O bayağı uzun olmuş. Ben çok beğeneceğini düşünüyorum çünkü birçok şey içerisine kapsıyor. Gelip bize bilgi verdiğiniz için, ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi atladığımız bir şey olabilir. Dediğim gibi fiyatlar ortalama fiyatlardır ama yani bu kalitede bir şey yapmak istiyorsanız bu rakamlar %3-5 yanılmayla tutar. Bunu net söyleyebilirim. Videoyu çekerken de açık alanda çekiyoruz. Burası hangi bölgeydi? Akyarlar. Akyarlardayız. Araç geçişlerinden ve bazı dış etkenlerden dolayı bazen videoyu kesmek zorunda kaldık. Ama güzel bir video oldu. Benim için de çok keyifli oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarımı da izleyin. Kanalımda yüzlerce projeyle ilgili çekilmiş videolar var. Bunları izleyip, altlarına fiyatlar tabii ki yok, veremiyoruz fiyatları. Bana WhatsApp üzerinden mesaj attığınızda ben size hızlıca fiyatlarını, detaylı bilgilerini iletiyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Umarım herkes hayalini kurduğu eve, villaya bir an önce kavuşur. Umarım.